Bir, folklor araştırmalarıyla tarihi hikayelerle buluşturan kanal Songule Barney'in yerde hoş geldiniz. Ee, bu yayının konusu, bu kaydın konusu Galata Canavarı Bıçakçı Petri. Gene e, eski, 100 yıl önceki Meyoğlu'nun Galata'nın karanlık ve kalın sokaklarına uzandık. Rum külhanilerin, palikaryaların dünyasına uzaracağız biraz bugün. Yayının başında siz duyamadınız ama aşağıya YouTube'a linkini bırakacağım. Eee... Marika Papagika'nın e, Armenaki yani denizci çocuk yani denizci oğlan şarkısını çaldırdım yayının başında. Bu biraz varidar çünkü e, konusunu anlattığım yani bıçakçı Petri konusu biraz bu Rum kamadayıları ya da külhalilerinin kendi silahlı külahlı alt kültürleriyle kendi külhabbeyi alt kültürleriyle alakalı. Onlar da böyle şarkılardan, eski o plak kayıtları şarkılardan, rebetikolardan, rebetiko dediğimiz müzik türünden hareketle e, dillerseniz şayet, sözlerine bakarsanız onları da tıpkı bizim kabadayalı kalt kültürü gibi kendilerine has bir e, külhan bir kültür olduğunu e, bıçakla bıçakla, silahla, külahla gezdiklerini görüyoruz. Bir makaleli linkini paylaşacağım aşağıda YouTube'da, şey, e, YouTube'da sabit yorumda. Makalenin başlığı şu. Eee... Honor, masculinity and ritual knife fighting in 19th century Greece. Yani olur, işte erkeklik ve bıçakla dövüş ritüeli. 19. yüzyılın bu Thomas Galant'in 2000 yılında yazdığı bir makale. Onu ben akademiya sayfasında tam metnini buldum. Onu indirme linkini de aşağı YouTube'a sabit linki ekleyeceğim. İlginç konu. Yabancılar bunu mu araştırmayı diyeceksiniz? Şaşırmayın. Bizde kabadayılarla ilgili ilk akademik araştırmayı da bir Amerikalı yaptı biliyorsunuz. Roger Deal. The Kabadayısı of Istanbul. Sonradan e, ee, sarhoş, namus cinayetleri sarhoş kavgalar adayla kitap beyneviden de çıktı bu araştırma biliyorsunuz. Yani ben burada ne anlatıyorum, ne söylüyorum diye hani ...Ruh kabadayıları daha detaylı merak ederseniz o makaleye bakabilirsiniz ama dili İngilizcedir. Makalenin başında şöyle manidar bir alıntı var. Ee, zamanıdır yani 1860'larda Charles Tucker, e, Tuckerman e, Amerika, Amerikalı bir e, şey konsolos Yunanistan'da o yazmış. Söz aynen şu. Each body parts of uh, this country the knife uh, the knife uh, is a, is as quick as the toj toj yani uh, Türkçe çevirisi bu ülkeri birçok yerinde bıçak dili kadar hızlıdır. Bu Adana ruhların kabadayılarının kapışmalarını anlatıyor. Marcus Frex. Biricay aboneliği Aboneliği bir rica İlk abonelik oldu. Hey teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Markus Frex testleri için. Sağ olasın. Eyvallah testleri için. Bıçak. Yani şey aile yani. Bıçak dil kadar ve şey ee, bu Rum külhalleri kendi aralarda çok ilginç bir bıçak ritüeli var. Bıçakçı Petri de bu kültür bir parçası. Ve aynı zamanda da sonradan kurbağalı olacak. Nasıl? Şimdi oraya geliyoruz ama. yavaş. Şimdi kaynakları hani belirttik. Koruya başlayalım. Bıçakçı Petri konusu. Şimdi 1870'lerin Galatası da arkadaşlar. 1870'ler yani Badam geçen hafta anlattım ya onu yaşadığı dönemler işte. 1870'lerin Galatası. Bu dönemin Galatası'nda Arab Abdullah gene kabadayı ama daha 12'lerin başına geçmemiş. 12'ler belki yeni yeri duyulmaya başlanıyor. Daha başlarında henüz meşhur Tıflı Bozdağ'da Kahraman Bey var muhtemelen. Şeyh Paşa ya da Tirallı Garibey daha piyasada yok. Tulumbacı kabadayıları kavgalarla öbürleri de geçiriyor. Arada Tatavla'da, Dolapdere'de Rum külhalileriyle kasa hırsızlarıyla birbirleriyle müdarebe ve mukatele ediyorlar. Yani müdarebe karşılıklı darplaşma, vuruşma, mukatele de karşılıklı öldürme. Yani Galata'da olayda eksik olmadığı, mukatil eksik olmadığı dönemler 1870'lerde. Bıçak türleri çok çeşitli. Yani kasap bıçağı da kullanıyorlar. Sustalı da var o dönem. Sustalı da kullanıyorlar. ustura da kullanıyorlar. Ama ustura çok kavgada kullanışlı değil. Yani muhtemelen tek seferde hadi hamlesini vuracak şekilde yapıyor. Ama sustalı var. Hatta ben Korsika ve Sicilya adalarında has eski sustalıları gördüm böyle. Sapıda böyle intikam sözleri falan yazılmış sustalılar da gördüm. Eskiye ait. Şimdi oralarda da kendilerini has mafiyos, Alt kültürler var ya böyle e, işte Sicilyalı vesaire. Yani bu tür bıçak silahlı külah kültür silahlı gündüz külahlı gece silahlı kültürlü olduğu yerlerde bu tür silah süslemeli silahlara rastlıyoruz. Kabadayı bıçakların saldırmaları bugün birçok şeyde bulabilirsiniz. E, i̇ki Celcili da Ben bazıları resimlerini paylaşmıştım. E, Twitter'dan vesaire. Burada göstermiştim. Onun dışında e, bir de şey e, şu durumda söz konusu. Reşat Ekrem Koçu İstanbul Asiklopedisi bıçak maddesi de yazıyor. Bir döneme kadar diyor İstanbul'da diyor 12 yaşından itibaren diyor erkek çocuklar diyor bıçak taşımaya başlıyorlar diyor. Yani. bu bir erkeklik nişanesi sayılıyor diyor. O İstanbul'un külhali külhan de vardı. Biraz orada görüyoruz biz bu eski e, kayıtlarda. Hatıratlarda. Hatta bazı vukuatlarda. İşte 1870'lerin Galatası'dayız. Bıçak çipetlerin hikayesini anlatıyoruz. Şimdi eee Eski İstanbul'da sokakları tarihi anlatırken biliyorsunuz Yeriçeri Kabadayıları'nı anlattım. Bu Kabadayılar tarihi var o bölümlük video benim ayrı. O Kabadayılar tarihi listesinin, video listesinin içinde YouTube'da. Ne diyorduk? Onların dışında işte bir kapışma alt kültürleri var. Bıçak altından geçirme ve it dalaşı diyorlar. Ki bu tabirler dilimize oradan kalma. Yani oradan gelme. Hasan Bahir Mert 2. ay aboneliği e, Prime'dan 2. ay aboneliği çok teşekkür ediyorum Hasan Bahir Mert, abone olduğun için çok sağ desteğin için ondan sonra şey yeri bıçak altında geçirme yani birbirlerine bıçak çekip şu an bıçakla kavga etmeleri söz konusu birbirlerinin etrafında dönüp böyle saldırmayla harp, hamle yaptıkları için buna it dalaşı diyorlar o da oradan kalma bir tabir bugün uçaklarla ilgili kullanıyoruz bizim tabiri fakat İstanbul'da işte bıçak kullanmalarıyla önelen bir alt kültür daha var. Bunlar da e, sonradan yuran ahalili bankes ya da bangas diye andığı banga e, tabiriyle de biraz bağlantılı bu. Hani e, eski biz ha, ta biz aslında sokaktan şeyde topladıkları, birlikleri topladıkları askerler vesaire bangas tabiri oradan geliyor ya. Gene bununla bağlantılı olarak bekar, işsiz, güçsüz anlamında bangas, bankes diye bir tabir kullanılıyor. Bunlar da Yunan halinin... E, Rum kabadayıları, kül halileri. En önemlileri genelde adalardan yetişme. Yani Galata'da falan, Tatavla'da, Dolapdere'dekiler daha çok kasa hırsızı falan oluyor ama adalılar korsan ya da böyle kavgacı, belalı adamlar oluyor genelde. Vurucu, kırıcı, kıyıcı cinsler. Petri de bunlardan birisi. E, o yüzden en mühimleri genelde adalardan gelme. Çok hani örneğini görmedim ama yani bu Refik e ve sayılı fırtınaları başta olmak üzere hatıratlarda vurgulanıyor mesela. Rum kabadayıları görüyor kahraman karakter ya da. Ağır bir Adalı Aks rub aksarı aksarıyla konuşuyor falan ya da işte bir meyhanede bir rubla karşılaşıyor. Adalı aksarıyla konuşuyor falan. Orada basitçe Adalı dedi. Yunan adaları var ya her şey. İyon adaları diyorlar. O da adalardan gelirler hadi. Ondan sonra. Ama evet büyük adada falan da Rum kabadayılar. Zaten Büyükada'nın Heybeli adını falan Rum ahalisi meşhur. Hatta Büyükada'da Sarraf Niyazi'nin Rum kabadayılarıyla meşhur bir kavgası var. Bir gün onun da hikayesini anlatırım. Sarraf Niyazi Bey nasıl komiser oldu, kabadayıydı, komiser oldu, Rum kabadayıları nasıl yola getirdi onu da anlatırım. Ondan sonra. Burada Barbara Adaları'nda ziyade şeyler var ama bir de. Bu Yunan Adaları'ndan gelenler var. Hani bu i̇şte Kos Adası, Mos Adası, o. Girit Birit hatta. Sıkıntılı adamlar. Ondan sonra bunlar şimdi burumlar genelde adalarda hani eskili korsan bıtıkalarda yaşadıklarından bıçakla hayli, hayli haşır deşir insanlar. Ve e, Galata canavarı bıçak çipettiği birçok benim da oldu. Başka sitelerde de anlatıldı vesaire. Ben de size kendi lisanımca anlatacağım bu yayında bıçakçı Petri'yi. Bıçakçı Petri Adriyatik'te Ayabavra adası da dünyaya geliyor. Burası da bir başka önemli nokta. Adriyatik yani İtalya tarafına bakan kısmı Balkanları. Adriyatik dediğin zaman üst tarafına çıkıyorsun. Yani Hırvatistan tarafına Sercili Uskoklar var. Izbanduklar var. Yani Hristiyan ve işsiz güçsüz gezen eşkıyalık yapan gruplar. Izbanduk gibi herif. Ondan sonra Uskoklar meşhur. O Avusturya Halkluk Savaşları sırasında Osmanlı'yla Akıncılara kabil mücadele ediyorlar orada. Onlar, onların eşkıyaları haydukları bir nevi. Ondan sonra e zaten İtalya'ya geçiyorsun da şey var. Arbreşler var. Ee, İtalya'da yaşayan e, Arnavutlar. Sicilya'da yaşayan Arnavutlar. Hani aralarda kaçak göçek silah ticareti vesaire oluyor kaçak şekilde. Adriyatik de çok normal bir yer değil yani. Oralar da en az diğer Adalurumlar kadar kavgacı silahlı pilahlı insanlar yani. Öyle insanlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Bu Adriyatik'te Ayamavra adasında dünyaya geliyor. Doğuyor Petri. Babası Meçhul. Ailesi de hayatı karanlık yollarına savunsa var bu kadın. Bir fahişe. Ki yıllar sonra 1920'lerde e, işte meşhur Kasıpaşa canavarı Risatos çıkacak. Onun da hayatı biraz benziyor buna. Ama Petri ki daha maceralı. Petri e, işte e, bir fahişe rolü. Kendisi de hani başı beladan hiçbir zaman kurtulmamış birisi. Daha 13-14 yaşlarındayken böyle hayatın sillesi diyemiş. Çamurlara savrulmuş birisi. Bu işte okula falan gönderiyorlar bunu Yunanistan'da ama bu bunu göze okulda okumak da değil. Bu sık sık kaçıp kaçıp böyle e, gebeci falan gidiyor. En sonunda tamamen okulu kırıp bırakıp bir meyhar de çıraklığa başlıyor. Burada çıraklık ne demek? Yani bu Osmanlı meyhanelerinde ateş oları ya da sakiler vardır yani içki sunarlar işte kişinin çubuğunu ya da nargilesi yakalar vesaire hizmet ederler. Hani mürahi, ayağına mürahik olanlar diyor ya Reşet Ekrem Koç'u ayağına hızlı kimseler hareketli kimseler bunlardan biri oluyor yani. Ayakçı yani orada garson gibi kobi gibi her işini yapıyor görüyor oranı. Ondan sonra ve gebeci beyhalisinde 13-14 yaşında bir çocuk. Yani şey çok e, parlak bir hayat değil. Çünkü bıçkın örneğini anlatmıştım. Eski İstanbul'da bu kabadayı, yeniçeri zorbaları, e, oğlanları hani kolu kanadı altına zorla alıp bıçak soruları tutuyorlar yani böyle. Bunlara bıçkın deriyor aslında. Benzeri bir durum bu Rum adalarında da oluyor. Bu kübhali arasında. Çok küçük yaşta bu hayata sahip ve işte taciz vesaire bunlarla çok erken yaşta karşılaşıyorlar ve İster istemez böyle karanlık bir ömür sürmeye başlıyorlar. Hani onlar da bıçakla, külahla gezip işte ölerek, öldürerek yaşamaya çalışıyorlar. Hani çok dışarıdan bakınca renkli bir hayat. Ama nasıl renk? Siyah da bir renk. Hani hep öyle derim ben bu konuları anlatırken. Renkli bir hayat ama siyah da bir renk. Onu da düşünmek lazım. Ee, Yeri gelen arkadaşlar hoş geldi Şimdi içki, küfür, kumar, gurla bu ortamlarda tamam mı? Yani gözünüzün önüne gelsin. Işi. İçiyorlar falan, ruhca sövüyorlar birbirlerine. Müzikler çalıyor bir yerden böyle. Kendi aralarında bozuk bozuk tekrar ediyorlar. Ondan sonra işte bir köşe gibi alt kısımlar oturmuş kumar oynuyor post, postekiler üzerinde. Zarlar sallanıyor falan barbut oynuyorlar. Hani ruhu karanlık bir, bir uğursuz sıfatların arasında öbür geçirmeye başlıyor. 13-14 yaşındayken daha bıçak Petri. Ve ee, annesi tabii ee, bir bu, bu derizci takımından biri tarafından öldürülünce sokakta kalıyor. Arles'i öldürülüyor bu esnada Petri'nin. Arles öldürülünce ee, Daskalos adında bir rezilin evine sığmak zorunda kalıyor. Çünkü sokakta kalıyor yani Arles'i öldürülüyor falan. Ki o dönem işte Kadınları çoğu maalesef hani kadın el kalkmaz deriz ama çoğu kadın maalesef kabadayıların birbirleriyle kavgaları esnasında ya da aşk cinayeti diyorlar yani sözüm ona o tür böyle hırslı hırslı olaylar sonucunda da hayatlarını kaybediyorlar. Öldürülüyorlar yani o dönemde de. Böyle bir durum var. Bu Daskalos diye bir rezilin evine sığınmak zorunda kalıyor. Bıçak çipetli. Sokakta annesi öldürülmüş. Çıraklık yaptığı meyhanede e, sarhoş kaptallardan biri buna askıntı oluyor. Yani şey ya hani onlarda hani böyle oğlan muhabbeti falan var ya. ya biri Petri'ye asılıyor. Yani zaten yaşı da ufak sesini çıkarmaz diye şey benim bir tane e, bizim bir yayın var hani Gönüller Açan Dellaklar kitabını anlattık artı 18. Orada bu işin nasıl detaylı olduğu anlatılıyor işte nasıl daha işte, adam kaldırıyorlar yok efendim bunların hayatları kayıyor. O talihsiz yaşamları nasıl görmüştük tek tek örnekleriyle açıklamıştık. Burada da onlardan birisi yaşanıyor. E, Sarhoş kaptallardan birisi e, şeye el uzatıyor. Petrek Bu kaptallarda da her her yol var yani. Kaçak bal taşırlar, esrar afyon taşırlar. Hani Adam taşırlar, öldürürler, yolda biri de zengin bir yolcuyu boğultuya getirip soyarlar, cesedini de rize atarlar. Hani çok, bunlarda çok türlü yol var ya, yani, sıkıntılı yerler. Ondan sonra acaba, işte kaptanlardan biri buna el uzatınca, askıtlık yapınca, e bu da kül halilerin içinde yaşaya yaşa o alt kültürü solumuş ve hayatta kalmak zorunda, kimsesi yok. El ele bir yerde bıçak geçiriyor o öfkeyle tam kalbinden vuruyor adamı yani adam direnemiyor bile bayağı ustalıklı yani artık o Rum halilerin içinde yaşayan şeyleri öğrendi ya da adam sarhoş muydu da fırsat buldu tam kalbinden pıs, vuruyor adamı hani yaşamına meydan kalmasın yani yaralanıp da başıma bela olmasın o da bıçağına sarılmasın diye tam kalbinden vuruyor ve öldürüyor bu ilk cinayeti oluyor ondan sonra ve tabi e, mafyos alt kültür kabadayılık alt kültürü Kabadayılıkta nedir Karlu İşte Oberta vardı Sicilya'da. Sessizlik Karlu. Kol kırılır. Yer içinde kalır. Petri'de Nabusunu koruyarak adam öldürdüğü için ele vermiyorlar, saklıyorlar. Vay be diyor işte bu da bu ufak bu e, bu da işte Nabusunu savmıştır buraya diye. Buna sahip çıkıyorlar abi. Vermiyorlar polise Karlu'na. Bunu saklıyorlar. Petri haklı buluyorlar çünkü. Niye? Kaplara karşı Nabusunu savundu diye. Mafya salt kültür. Çocuğun hayatı böylece artık o Fülhalilerin hayat şey rüyası geçiyor zaten. Ondan sonra bir tane bu denizin haydut başka bir haydut kaptan tayfesinden biri var. Lefteri diye bir kaptan. Kefaloyalı Kefaloyalı Lefteri adı bir kaptan. Bu bir şekilde Petri'yi adadan kaçırmayı kabul ediyor. Hani aracı oluyorlar muhtemelen. Petri'yi adadan kaçırıyor hadi. Bu arada kaçar. Çünkü Ayababra'da Petri'yi alıyorlar. ciraetler. Şimdi kefalonyalılar deyince sayılı fırtınalar dahil eski İstanbul hatıratlarını okumuş olanlar şöyle bir hani ürperecektir. Çünkü İstanbul'un itkopuk tarihçesini okursanız bilirsiniz abi kefalonyalılar adalı ve belalı adamlar hani. Hani Tatavla falan daha çok kasarsızları alıyor. Kefalonyalılara da geçti mi bir yerde kavga kaçınılmaz yani o dönemde hani. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında. Ondan sonra. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Ondan sonra. Lefteri tabiri caizse tam 4 yıl Petri pençesinde tutuyor yani. Ve e, hani Petri istemese de muhtemelen başka bir şans olmadığı için çünkü ele verilirse hani tutuklanabilir, öldürülebilir. Petri kefaloyalı Kefalonyalı Lefteri'nin Lefteri adlı kaptanın elinde pençesinde 4 yıl yaşıyor. Ve denizden denize bin türlü vurguru peşinde e, dolaşıyorlar. İşte yolcuları boğutuya getirmedir, ee, başka türlü re rezillikler, herzellikleri Hani birlikte yapıyorlar, bu da onun adamlarından bir hale geliyor. Ama şey işte Petri biraz daha şey yani, ya Agushura da alıyor, yani, affedersiniz. 1874 serisinde Petri, e Kefaloya'nın kaptan Lefteri ile birlikte e Galata'ya ayak basıyor. Galata, günah Yeri biliyorsunuz devri günah Yeri. Ve her gibi Petri'yi de büyülüyor Galata. İşte camlar, sarkan kadınlar, efendim müzik sesleri sokağa dolup taşıyor. E, ee, içer, içer ahaliler böyle eğlenceler, ee, oranın bir türlü dükkanları, e, şatafatlı ahalisi, kırk kılıklar insan geliyor yabancıdan da yerliden de. Ayrı bir dünya Galata ve Beyoğlu onu bir görüyor zaten ayak basıyor. Onu bir büyülüyor o dünya. Adalardan gelmiş bir çocuk hani Öyle bir ortam, büyük şehir görmemiş daha önce. Onu büyülüyor İstanbul. Ondan sonra. Evet Ar Hasan Bayerbet. Aynen öyle. Ve kaptarıyla birlikte Barsilya Oteli'ye yerleşiyorlar. İstanbul'da, Galata tarafında muhtemelen. Çünkü isimden de belli yani. Genelde oraya hep denizciler, yabancı denizciler geldiği için otelleri falan isimleri de şey yabancı isim oluyor genelde. Mekanların isimleri ahali çünkü genelde Türkçe hiç bilmeyen insanlar oluyor genelde. İşte kaptanla birlikte, ile birlikte, ile birlikte Petri Marsilya Oteli'ye yerleşiyor. O zamanlar Petri 17-18 yaşında İstanbul'a geldiğinde ee, ve bu Galata'nın eğri büğrü taş sokaklarının işte 40 türlü dolaştığı bir bir binarı sıralandığı Galata'nın kaderini nasıl şekillendireceğinden de habersiz Petri. Ondan sonra artık şehri büyüsüne kapılıp kendi başına iş görmek istediği için mi, yoksa kaptanın pençesinden kurtulmak için bir fırsat bulduğu için mi bilinmez. Galata'ya ayak bastıkları günü gecesinde Petri ikinci cinayetini Marsili Oteli'de işliyor. Yani biz buradan da alıyoruz biraz yani. Petri bu elinde avucunda tutmuş. Petri fırsatta kurtulmaya bakıyor. İlk cinayetini Marsili Oteli'de işliyor. Bu sefer Lefteri'yi, kaptan Lefteri'yi haklıyor. Ve gene bıçağıyla kalbinden vuruyor Hasmı'nı. Yani o da onun ee, ne derler? Alameti farikası haline geliyor. Yani hareket edemesin diye çek vuruşa kalbinden vuruyor. Kaan kaybetsin. Hani daha böyle bana hamle savuramasın diye. Yani çok güçlü değil sonuçta. Genç hani. Dağ gibi, zemellak gibi adamlardır. Hasmı'nı genelde kalbinden vuruyor. Kalbinden vuruyor abi. Kaptan Lefteri'yi. Ondan sonra Hepte hep de kaptallardan gidiyor değil. Buna genelde kaptallar el uzattığı için. Mehmet Sivasi. Yani 1871'de sarhoş kaptan e, İspiro'yu. da ilk vurduğu kaptan da İspiro bak. Sarhoş kaptan İspiro'yu defsi bir daha açı vuruyor ama 1874'deki vukuatı bu ikinci vukuatı defsi bir defa ama pek öyle değil. Çünkü biraz şu da var. Otelde kaçmadan önce Kaptanın belindeki mücevher ve altı dolu keverini de çalıyor. Ya yani biliyor. Çünkü bütün adamın hani çok yakınında. Onu hakladıktan sonra o altı mücevher dolu keverini de çalıyor. Ve topukları Galata'nın çamuruna bulandıktan sonra bir daha da iflah olmuyor zaten arkadaşlar. Başka cira, Bunlar bilinen cinayetler. Başka cinayetler olmuştur. Çünkü bu adam 4 yıl boyunca gemide ve bunlar Rum adalılar korsanlık muhabbetleri çok kaçakçılık yapıyorlar ve ya zengin paralı yolcu bindiği zaman kim olursa olsun hangi milletten yani boğutuya getirip balonu soyup öldürüp denize atıyorlar. Ha, bu tür olaylar çok hukuku buluyor. Gittikleri limanda kavgalar mavgalar oluyor. Kuvar yüzünden, kadı yüzünden, başka meseleler yüzünden. Dolayısıyla illaki vardır. Bunlar bililerleri. Ee, bıçakçı Petri'nin Galata'ya ısınması çok zor olmuyor. Çünkü eee Rum külhab beyleri olsun, adalı sabıkalar olsun. Yani adalarda başka cinayetler işleyip de İstanbul'a saklanmaya gelenler olsun. İşte kumar oynayanlar olsun. Sokakta post belalı adamlar olsun. hadi Galata'da bunlar çok. Onu çok yabancılık çekeceği bir ortam değil. Ve öyle bir alışıyor ki Galata'ya buraya adeta yuvası belliyor. Kendine el altından bir tabanca da uyduruyor ve çamurlu taş sokakları Galata'nın böyle dolaşmamış. Tabanca da uyduruyor kendini bir yerden. Hani ezdirmemek için kendine. Galata'da dolanmaya başlıyor. Şu Galata ta Bizans sabahında gemici ve meyhane yatağı. Bir öbürü de bir, bir iki dolaşırken o sokakları dolaşırken Petri çok gezerli ayağına bok bulaşır hesabı. Başını belaya sokmaktan da geri kalmıyor. Senesi geçmeden 1874'te 3. cinayetini işliyor. Bildiğimiz 3. cinayetini işliyor. Bu meyhanelerde hani Rum kabadayılar var, külhab falan var. Galata kabadayıların boy gösterdiği yer yani. Ya, türlü herif geliyor. Hani birine de bile ne baktı diye bıçaklara davranabiliyorlar birbirlerine. Sıkıntılı bir yer o zamanlar. Hani diyorlar ya genelde biz bey olarak kravatsız çıkmaktık, çıkmazdık. O kabaca 1960'larla 1920'ler 30'lar arasındaki bir altın dönem bir yaşanıyor. 20'den önceki Galata işte ben anlatıyorum. Bu kabadayıların vurgunları vesaireleri oluyor. Sonrası malum zaten 70'lerdeki İstanbul'un dönüşü, Beyoğlu Beyoğlu oyunu, Zeki Asya Metin Akpınar'ı vesaire. Ondan sonra. Neyse bu beyhanelerden biri de takılırken bıçakçı Petri. O zaman Galata'nın yeri türedi kaldırıp kurtlarından birisi var. Kalopedi. Bu da bir Rum kabadayısı. Kalopedi ile takışıyorlar hani. Ne baktı ne bakmadın diye muhtemelen hani birbirleriyle zıt gidiyorlar. tabancasını çekip kalop, kalopedi orada bıhlıyor. Bıçakçı Petri. Bu sefer tabancayla vuruyor. Ve artık İstanbul'da da kaçak durumda. Biliyorlar kim ya Petri diye bir Rum çocuk işte adalardan gelmiş. E, bizim kalopediyi tabancayla hakladı. Arıyor polis zapt diye. Şey, polis yok o zaman zapt diye. Yani Zap diye rezerti şeyde 2.5 meşrutiyete doğru kaldırılacak ya. O zaman zapt diye var. Zapt diye İstanbul'da şeyi arıyor. Bıçakçı Petri'yi. 20'den önce de Beyoğlu ters oydu tabi. O şeyleri falan silah kaçıran kabadayıları falan hikayeleri var ya. Anadolu'ya kuvay birliğe zamanı. Ya adamın lakabı bıçakçı ama tabancada da uydurmuş bir yerden o vakatında tabanca kullanıyor. Daha iyi nam salmak için. Ama en kolay kullandığı silah, el eli yatkın olduğu silah bıçak. Zaten o yüzden lakabı böyle. Ve daha o dönem bıçakçı Petri diye böyle yani. O sonradan o lakabı alacak. Daha o zamanlar Petri diye biliyorlar. Yani laf almış birisi değil yani. Ve Bilal'i iki ilk cilayeti bu. Şimdi Kaptan Uğur'un öldürdüğünü de bilmiyorlar. O Marsilya tamam mı? Ondan sonra İstanbul'da kaçak durumda bizim Petri. Başka Rum kabadayılarıyla, külhab beyleriyle takılıyor ve bunu saklıyorlar. İşte ya Petri de böyle işte bununla kapışmış diye işte buna arka çıkıyor başka Rum kabadayıları. Ondan sonra bu arkadaşlarıyla takılırken, saklanırken Havyarcı Zambo Çorbacı diye bir Rum'la tanışıyor. Adamın adı bu. Havyarcı Zambo Çorbacı. Böyle derlermiş yani Havyarcı Zambo. Yani i̇sim ve nam kombinasyona bakarak tekim biri olmadığını anlayabilirsiniz. E zaten Beyzade Asilzade kimsenin orada bu aramalarla takılacak değil yani. Belli ki o çevrenin kopkularından birisi. Ondan sonra. Neyse. Ee, sorularınızı vesaire kayıttan sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi anlatamam yani şey cevap veremem. Sorularınızı yayından sonraya saklayın. Yani şey bu konu anlatımından sonraya saklayın. Neyse. Ee, Havyarcı Zambo diye bir Külhali ile tanışıyor Petri. Ve e, onun aracılığıyla ben seni buradan kaçırırım diyor Havyar'cığım. Emin birini buluruz diyor. Bunun aracılığıyla Yunanlı bir başka kaptanla tanışıyor. Bu Yunanlı kaptan Petri'yi Ayamavri adasına kaçırıyor. Petri Ayamavri adasına kaçırıyor. E, bu Yunanlı kaptan. Fakat Petri'li artık bela ensesinde çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi kefaloyalılar belalı külhabbeyi beşlep adamlar ya. Şimdi bu ee, bu kaptanı öldürdüklerinde polis bilmiyor ama bıçağın kalpten vurulma şeklinde ötürü Petri yaptığını biliyorlar. E kemeri de kayıp. Altın kemeri. Yanında bulundurdu Petri iz sırra kadar basarak gitmiş. Hiçbir haber yok. Oradan çıkarıyorlar ve kan davası gütmeye başlıyorlar Petri'ye karşı. Yani da kan davasını güden bu yollar, Petri'nin kanını dökmeye yemin ediyorlar. Kendi aralarında yemin içiyorlar. Lefter'in adamları. Ve Petri'nin peşine takılıyorlar. Ayabavri'de arıyorlar Petri'yi. Çünkü öğreniyorlar bir şekilde hadi. İstanbul'da da kaçtıysa doğduğu yere gelir. Başka bildiği bir yer yok adamın hani. Gemide yatıp kalkıyordu yıllarca. Petri bir bakıyor peşinde dolananlar bunu soranlar var. Kimler? Kefalar yollar. Bakıyor öyle nefesinde, El öyle bir nefesi. Yine böyle bir kabadayılarla külhan beylerle düşüp kalkan bir başka e, balıkçının yardımıyla bu sefer. Ahbabı bir balıkçının yardımıyla. Bu sefer Sicilya'ya kaçıyor. Bıçak çipeti Sicilya'ya kaçıyor. Fakat Sicilya maceralarının meçhul. Yani orada birini öldürdü bir dokundu mu, bilmiyoruz. Nasıl sakladı bilmiyoruz. Fakat şimdi mafyos mafyosu tanıyor ya. Bunu adım adım limanda takip ediyor Kefalonyalar ve bütün limanların girdiği çıktığı biliyorlar ya. Petri'yi takip ediyorlar. Sicilya'ya da geliyorlar muhtemelen. Bu orada da duramıyor Sicilya'da da. Ayrılmak durumunda kalıyor. Trieste'ye geliyor. Trieste limanlı bilirsiniz. Oraya geliyor ve sahte kimlikle bir Avusturya gemisinde ateşçi olarak işe başlıyor Petri. Ondan sonra orada da muhtemelen bu çefaloyalılar izini buluyor falan sorduruyorlar. Duramıyor. Beyrut'a kaçıyor. Yani deniz olan yerlere gitmek zorunda ve kefaloyalılardan da kopamıyor o yüzden. Bunu peşindeler. Adım adım izliyorlar. Bu, bu tarife benzeyen bir çocuk var mı? Pedaki bu. Tanır var mı? Pedaki bu falan diye böyle arıyorlar bu limanlarda. O Beyrut'a kaçıyor ondan sonra Trieste'den. Ve diyor ki artık kurtulurum herhalde. Yani beni oralarda ararlar diyor. Yani Beyrut'a bakmak akıllarına gelmez. Yani Beyrut doğu yani. Levant. Ve Beyrut'un eğlence ve işle talebelerine boy göstermeye başlıyor yine işte. Vurdu kırdılı olaylar. Efendim para yedirmeler, dost tutmalar falan. Daha o yaşta. Azlık Ülhan Bey'i. Beyrut'ta düşüp kalkmaya başladı. Yaşı geç bir fahişe var. Yani yaşı ben kendine yakın. Bu onunla birlikte oluyor. O kadın e, şimdi limanda türlü türlü adam olur ya muhtemelen gelen yol, yolcular ya yani müşterilerden birinden yahut da oraya uğruyorlar belki mekana uğruyorlar. Anlıyor ki şeyi peşinde dolaşan kefalonyalılar var. Bunu Petri üfürüyor diyor ki işte diyor Beyrut'a diyor bazı kefalonyalılar gelmiş diyor. Sana benzeyen birini soruyorlarmış diyor işte. Petri'yi arıyorlarmış seni. Seni tarif ediyorlar. Hani Petli desem bizim Petli mi diyeceksin. Ama tarifi de sana uyuyor diye. Petri böylece alıyor ki aha şey Lefter'in adamları Kefaloyalılar burada da buldu beni. Yani Kefaloyalılar teknik gruplara ayrılmış. Bunu peşindeler. Ee, ve kızla konuşuyor Petri. İşte nasıl öğrendin sen falan diye. Kız diyor ki ee, kefalonyalı anesti diye bir adam varmış o sorduruyormuş seni şu otelde kalıyormuş diye öğreniyor ya bu anesti ya muhtemelen o, genel evleri tek tek dolaştı petleri takılabileceği yerleri bildiği için ya da birilerine sordururken sordurduğu birileri de oradakilere sordu orada çalışan faşileri sordu böyle birini görürseniz haber verin diye otele kadar öğreniyor Kefaloyalı Ares'in kaldığı otele kadar öğretiyor Petri. Ve peşindekileri atlatmak için 1876 serisinde 4. bilinen 4. cinayetini işlemek durumunda kalıyor. Beşare isimli bir otelde Beyrut'ta 1876'da Kefaloyalı Aresti kalbinden bıçaklanarak öldürülüyor yine. Nasıl bir kan davası? Ya işte bu Balkanların Besa mefhumu vardır Ardavutluk'ta. Rum kabadayıları da ya da bizim Türk kabadayılarda da bundan aşağı kalmıyorlar. işte Rajo var bizde. İşte efendime söyleyeyim. Şeydekiler, Sicilya'dakiler Oberta diyor. Yani farklı kodlar var. Kültürel, alt kültür kodları var. Kan çok önemli. Ve itikamını asla resmi bakanları söylemiyorsun. Sen al bak durumundasın. O zaman daha çok makbul kabul ediliyorsun. Bu kanunu esası ee, bile öncesi diyeceğim tam o zamanlar 76 ilan ediliyor biliyorsunuz. Sonra 76-77 Osmanlı Rus Harbi çıkınca şey e, meclis kapatılacak biliyorsunuz. Tam o aralar. Ondan sonra Petri Adesti'yi bıçak, Kefalonyalı Adesti'yi bıçakladıktan sonra bu Beşari oteli Oteli'de Beyrut'ta diyor ki Beyrut'ta da durama artık. Niye? Çünkü adam oraya gelmişse diğer arkadaşları da gelirler peşinden. Diğer arkadaşlar da gelirler. Ondan sonra hemen libanda alıyor soluğu. Petri ve Huberto adında bir İtalyan kapları gemisinde işe başlıyor ve orada da kurtuluyor. Bir de hep gemizde ayakçılık işleri falan yaptığı için de iş bulması kolay oluyor. Ateşçi olarak ya da normal işte ee, ne derler o da e, biço olarak vesaire. Bir e, İtalyan kaplanın gemisinde işe başlıyor. Humberto adada bir kaplanın. Beyrut'tan ayrılıyor. Selalik'e geliyorlar. Selalik'in eğlence yerleri de meşhur. Ee, Necati Cumalı'nın e, Viran Dağlar romanını okursanız orada bir Selalik tahsili vardır. Işıltılı geceler, eğlenceler. Atilla İlham bile bir şiirde diyor yani... Later gecelerden bahsediyor. Later dalları çaldığı gecelerden bahsediyor. Later müzik kutusu bu. Rumların falan çaldığı. O behale eğlenceleri dediler. Müzik kutuları. Kolunu çevirerek belli ezgileri çalıyor. Bunlar laterle diyorlar. Ondan sonra Selarike geliyor. Şey ve Selarike gece hayatında boy gösteriyor. 1876'da bıçakçı Petri. İşte kantocuları var orada, Eğlence var. Yalı boyunda meşhur. O da orada takılmaya başlıyor. kaderin şey ya yani, tesadüfi lire deliği Ester diye bir e, Yahudi kız şarkıcı. O da e, Petri'nin olduğu gemiye biliyor tesadüfen. Selanik'te pirinç gazinosunda sahne alacak. Hani kaderi değişecek hesabı yani kaderi de orada arıyor. Yolu orada şeyde Petri ile kesişiyor. Bıçakçı Petri ile. Ola sevgili oluyorlar ve Petri İstanbul hasretine dayanamıyor. Ester de İstanbul'u görmek istiyor muhtemelen sürekli. Aftosu birlikte Petri İstanbul'a neden ayak basıyor oradan kaçıp. Hani Kefaloyalılar burada da görünmeden izimi kaybetmişlerdir diye düşünerek İstanbul'a dönüyor. Sevgilisiyle birlikte Ester'le birlikte. Fakat Petri Kefaloyalılar yüzünden öyle ortalıkta çok dolanamıyor arkadaşlar. Hani şimdi Kefaloyalı kabadayılar malum ya, birbirlerinden haber alıp tanıyorlar. Haber uçurabiliyorlar birbirlerine. Ya yani bir yerden bir yere gemi kalkacak. Pat onu yanına gidiyorsun. Petri şurada gördüm diye haber gönderiyorsun. Adam bir hafta o gün içinde gidiyor adaya. Petri bunu da diyor. O haber o adaya yayılıyor. O limanda yayılıyor. Buna yayılıyor. Şuna yayılıyor. O dönemin Telegram'ı ya da Whatsapp'ı gibi düşünün. bu alt kültür gruplarının haber ağı çok kuvvetli. Yani şeye göre, polise göre. Yani saklıyorlar hep birbirlerini. Kaçak göçek işlerle uğraşıyorlar ya. Biraz kuvvetli. Ondan sonra e, Ester'le ilişkide bulundu. Onlar baş başa vakitlerde geçirdiği zamanlar haricinde Petri sahte İtalyan kimliğiyle derede harap bir bostan kulübesinde saklanıyor ki dolap de hani orada da Rumları meşhur ama şey yani böyle alt sınıftan Rumlar genelde kasarsızları yan kesiciler falan diye, yol kesip karma yol amacıyla yol kesip işte böyle yaparlar diye zannediyor diye yol kesip şey yapar, sorgu yapar kimse. Onlar takılıyor daha çok. Bu da dolap derede Sahte İtalyan pasaportuyla takılıyor. Bir şeyde e, Bostan Kulübesi'nde saklanıyor. Fakat e, işte anlattı bu istihbarat olayı yani Haberleşiyorlar birbirleriyle. Ya yani ben alıyorum haberi. Gidiyorum oraya gemimle gittiğim uğradığı bir da arıyorum. Petli şuradaymış buradaymış diyorum. Haber arada ulaşıyor. Ben ulaştıramazsam öbürü ulaştırıyor yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi Petri'nin arada tabii kürhaliliği de tutuyor. Bir kere Galata'nın çamuruna bulaşmış ya yani. Havasını solumuş, suyunu içmiş ya. Arada caddeyi kebire çıkıyor. Bu İstiklal Caddesi. Ee, taşlara topuk vura vura geziyor. Topuna bastığı şeylerle, ee, ayakkabılarıyla diyeyim. Çünkü bu kül halilerde çok e, yaygın bir giyiliş biçimidir. Hem tulum bacılar böyle giyerler. Topuklarla basarak, yangın çıkar çıkmaz ayakkabıları bırakıp koşarlar. Ya da kavga durumunda da ayakları bırakıp yalan ayak hiç engel olmasın, ayakta sıkıntı yapmasın diye yalan ayak hasmına koşarlar ya da oradan uzaklaşırlar bir şey yaptıktan sonra. Petri de e, topuğuna bastığı ayakkabılarıyla şeyde Galata'ya Cadde-i Keber'e çıkıyor arada sırada. Tam böyle dolaşırken falan oh diyor kefal da beni başka başka yerlerde alıyorlar falan diye düşünüyorken telgraf Kırım Savaşı'ndan beri var da yani korsanın telgraf korsan niye telgrafa ihtiyaç duyuyorsun? Ne diyecek telgrafla? Petri burada mı diyecek hadi? Anlayacaklar hani anladın mı hiç? Bunlar resmi şeyle işi yok arkadaşlar. Telgraf falan. Telefon olarak ihtiyaç duymuyorlar. Kendileri hallediyorlar o işleri. Yani var ama yani ona ihtiyaç duymuyor adam. Operatör Doktor Besto. Prime'dan abonelik hakkını bizde kullanmış. Kullandı. Opera Operatör Doktor Besto. Çok teşekkür ediyorum hocam testler için. Sağ olasın. Neyse. Bu caddeyi kebirde dolaşırken Petri Kaptan Lefteri'nin tayfalarından biriyle karşılaşıyor ve birbirleri tanıyorlar. Bu da Lefteri şeydi ya tayfasıydı ya. Kefaloyalı Toba. veriyorlar Bir mekanda. Ulan birbirleri gemiden tanıyorlar. Aha Petri burada, İstanbul'da. Şimdi Toba'da kaptanı ve hemşerisi Lefteri'den ee, kanını dökeni öldürüp intikam almak için fırsat kollayanlardan birisi. Görür görmez cadde ortasında atılıyor Petri'nin üstüne kaçırmamak için. Hani genç yarası olsa hani genç ya direnecek diye düşünüyor. Hani kaçırmayayım diye düşünüyor. Fakat taş yarar baş. Petri ondan daha atik arkadaşlar. Şimşek gibi atılıyor da Kefaloyal'ın de hücum ettiğini görünce. Bıçağını çekiyor. Keskisini fora ediyor. Kalbinden bıçaklayarak öldürüyor Toba'yı. Ve ee, sıra kadem basıyor. Ayakkabıları da şey yani orada bırakıp kaçıyor böyle topuğuna basılı ayakkabıları. Bazı sitelerde o yüzden ilk seri katil falan diyorlar. İşte iz olarak da ayakkabısını bırakıyor diye. O seri katillikler değil arkadaşlar. İstanbul külhalilerinde pratik bir uygulaması. Bari olmasın diye rahat kaçayım diye. Yangına yetişecekse ya da bir yerden bir kavgadan kaçıyorsa vurduktan sonra aslında. Bırakırlar o ucuz kundura şeyler işte. Dalınlarını ya da değil. Dalın da değil de. İskarpilleri dediğim. Ya da daha düşük marka ayakkabıları bırakırlar orada. Ağrı turizm. Kaçarlar. Ondan sonra ve kalbinden bıçaklayarak öldürüyor Toba'yı. Sıra kadem basıyor. Ve artık Petri arıyorlar elivallarda. Petri hasmını kalbinden vuruyor falan diye konuşuyorlar. Bıçakçı Petri adıyla anılmaya başlıyor. Bıçakçı Çıplak ayak koşmak daha zor değil arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Eski ayakkabıları şu Çabuk parçalanıyor. Koşarken ayağın altında kayıp tekleme olasılığı var. Eski İstanbul'da sokakta pek yani eski çivi gibi olur ama bunlar Külhan Bey yani. Güç sinemaktan korkmayan insanlar. Yalın ayak daha sporcu gibi koşuyorlar Yani Spor ayak, sporcu ayakkabısının ferahlığını buluyorlar biraz onda. Tulumbacılar da bakın genelde yalın ayak koşarlar. Ayakkabıyı fırlatıp. Topuklarla basık ayakkabıyla gezerler yani. Bugün şeyiyle düşünmeyeler. biz yani bugün iğne batsa canımız yarar. Oradaki insanlar bıçakla keski altı, bıçak altında keski altında yaşayıp şey, hani kızılcık şerbeti şey kan kusup kızılcık şerbeti için diğer insanlar yani. Yani. Tabi tabi tabi. Çok pratik değil şimdi o zaman ayakkabıları. Ayakta daha çok sıkıntı yapıyoruz ya. Ayaktan fırlatıp adam kavgaya koşuyor. Ondan sonra işte diyorlar ki Petri diye bir adam var. Hasımlarını kalbinden bıçakla vuruyor. Bunu arıyoruz ya. Petri'nin labı yayılıyor İstanbul'da ve bütün Rum olduğu yerde. Bıçakçı Petri hasımlarını kalbinden vuruyormuş aradım mı? Ayakkabıları bırakıp kaçıyormuş falan diye konuşuyorlar bunu kendi aralarında. Bütün Rum kabadayları kül halleri dilinde ve Galata'lı yer altı halimi Petri konuşuyor. Fakat Petri artık bütün kefalonyaların can düşmanı. Çünkü Kefaloyalarda şu durum var. Ulan bizden bir sürü hemşireyi öldürdü. Laf çarpıtıyorlar çünkü muhtemelen kefaloyalara. Ulan siz de bir oğlanla başa çıkamadınız. Bak diyor hepinizi bıçakla buba getirdi falan diye laf atıyorlar bunlara muhtemelen. Bir de öyle bir durum olduğu için kefaloyalar daha fazla kan gütmeye başlıyorlar buna. İşte davus meselesi. Bunu artık vazgeçemeyiz. Vazgeçersek hani biz insan içine çıkamayız. Bütün kefaloyalara laf geliyor pek yüzünden. Kan davasında geliştiriyor. Ondan sonra o da sonra acaba. Ee, bu caddeyi kebirde yani İstiklal Caddesi'nde işlenen yani sonradan İstiklal Caddesi olacak. Gecesi, cirayeti gecesinde Esteri devinde saklanarak geçiriyor geceyi e, ee, bıçakçı Petri. Fakat burada da fazla saklanamıyor. Canı sıkılıyor yine. Esteri çalıştığı Piritçi gazanosuna gidiyor. Hani bela geldi bir üst üste gelirlerler ya. Duramıyor. Ester'i görüyor diyor. Artık ya durup kaçacak mı ya da sevgilisinin avuçunda mı huzuru bulacak? Piriçi Gazinosu da şey gidiyor. Bu arada şey Piriçi Gazinosu dedim şey demir ee... demin Selanik'te diye anlattım. İstanbul'da. Ester de Yahudi kızıyla Selanik'te karşılaşıyor. Bu Piriçi Gazinosu da şarkıcı olmak üzere İstanbul'a gitmeye heriyetli. Orada Petli ile tanışıyor. Ve o şekilde İstanbul'a gidiyor. Yani Piriçi Gazinosu başta hani Selanik'te diye söyledim şeyde e, Selanik'te değil İstanbul'da. Selanik'te de bir başka gazino vardı. onunla karıştırdım. Kusura bakmayın orada hani oradan bir düzeltme yapayım ufaktan. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Beyoğlu'daki ya Galata'daki işte Piriçi gazinosuna gidiyor. Esteri derdi yani sevgilisinin çalıştığı yere gidiyor. Tam doğu gün o gece bu miras yediler var ya hani böyle miras yedi anlatmıştım size hani Arap Abdullah'ın hikayesinde. Bu miras yedi takımından Genç bir Türk böyle para yedirmeyi sever bir hovarda. O sırada şey sarkıtılık ediyor. Ester'e. İşte Ester istemiyor tabi. Ester'e sarkıtılık ediyor. Bu tabi nereden bulduğu ve bunun tabancası da var. Gene tabanca taşıyor yani. Tabancasız çıplak hissediyorlar kendilerini bu insanlar. Bakıyor ki sevgilisi Ester'e bir Türk bir hovarda buna sarkıtılık ediyor Ester'e. Çekiyor tabancasını orada. Paat diye çekip vuruyor arada orada ve firar ediyor. Fakat adı çıkmış artık Galata canavarı diye. Galata canavarı bıçakçı Petri yere birini vurdu, biri de bıçakladı. Bu kuatları bol. Kefaloyalılar öldürmek için bunu arıyor. Diğer Rum kabadayılı kül hallerde delikanlı adammış bu diye bunu arka çıkıyorlar kendilerince. Petri'nin etrafındaki çember ee, günden güne daralmaya başlıyor. Ester'i hemen polis sorgusuna alıyorlar tabi. Sen bunu nereden tanıyorsun? İşte başka vukuatları var mı falan filan. Galata canavarını soruyorlar kıza. Ondan sonra Ester polisin elinde ya. Şimdi diyor beni diyor polis servis bıraksa da ister istemez şimdi benden şüphelenir polise konuştum diye. Beni de yaşatmaz diye. Korkuyor şeyden Petri'den. Polise Petri'nin eşkaleli bir taba ballatıyor. Maceralarda bildiği kadarıyla. İşte böyle böyle öldürdü hasımları da. Biz şurada tanıştık Selalik'te. Ben Selanik'te işte, Yahudi bir kızı, ya bir Yahudi kızıydım. Ee, burada Piritçi Gazinosu'nda çalışmak üzere Selanik'ten ayrılıp geldim İstanbul'a. Petri ile birlikte diye anlatıyor. Ondan sonra Gazino bir müddet kapanıyor. Ester de can korkusuyla Selanik'e dönmeye niyetleniyor. Esther Galata canavarında yakalanmadan Selarik'e beni çağırıyor araya dursun. Petri gene kendine saklanacak yeri bir yer buluyor. Çok ya hay hayatta kalma var bu adam biraz da öldürme dışında. Ee, Kalopherian adı da bir robot işlettiği bir genel ev. Ee, Kalopherian adı da muhtemelen daha önce uğradığı bir yer. Kalopherian'ın genel evle saklıyor hani beni burada aramazlar. Bir türlü bataklığa var Galata'da Beyoğlu'nda. Nereye bakacaklar diye. Kaloferian'ın genel bile saklanıyor Petri. Fakat tahmin edeceğiniz üzere şehabetten yani eşkıyalıktan, şerirlikten uzak duramayan Petri burada da bir başka rezalete vukuata bize atıyor arkadaşlar. Evet yeni başladım. Arkadaşlar YouTube'dan izlersiniz kaçınanlar artık. Gele gelen, Twitch'e gelenler için söylüyorum. da YouTube'da izleyenler için değil. Bu Kaloferian'ın ee, bir e, kızı var. ismi Perus. Bu Kefaloyalı kaptanın o mücevherlik kemerini çalmıştı yani ya şey e, Petri. altınları falan harun sarvan sarmış ama bu mücevher süsü kemerini satmamış Saklamış bir şekilde Petri. O kemerden çıkardığı bir taşla yani e, artık kemerimi saklıyor, taşlarımı saklıyor. O kemerden aldığı bir taşla Peruz'u kaldırıyor, Kalüferiyan'ın kızı Peruz'u kaldırıyor, dolap Dolapdere'deki o bostan kulübesine götürüyor. Ee, onun da hayatını Galata'nın kilit sokaklarına yuvarlamış oluyor bir anlamda. Bu esnada illa ki abartı ekleniyordur. Yani birebir katma ama bu dönemin hatıratları da ya da e, hatıratlarına da gazetelere geçerken oradan biraz soyutlanarak geçiyor. Çünkü çok olduğu kadar saf haliyle anlatıyorlar. Ya yani daha doğrusu düz haliyle anlatıyorlar. Mesela o dönemde İstanbul'a bir mehaleye gidip petliği sorsak daha böyle destansı anlatır adam. Yani bir de sözlük kültürde çok çürümüş değil. Hani ölmüş değil. Birebir katarak sarı adam orada Cenk Nabe gibi anlatır bunu muhtemelen. Ama gazetelerde vukuatlara bahseder hatıratlarda ya yani yazarlar biraz tasvir ederek tasvir ederse anlatıyorlar o şekilde. Neyse ee, bu esnada e, Kefalonyalılar da polisle birlikte yani Zaptiye ile birlikte Petri peşindeler Petri vukuatlarını duyuyorlar Aha bu gene kendini ortaya çıkardı Hani bunu yakalamalıyız Nabus meselesi bunu öldürmemiz Ondan sonra Şimdi daha önceden bu hani Petri'nin kaçışına yardım eden Bir e, Rum kabadayı vardı ya Zabbo çorbacı diye bu Zabbo çorbacı Petri'ye yardım ediyor fakat çok sonradan işte bu muhtemelen e, Kefaloyalılar Petri'yi son kez ararken bu son vukuatlardan sonra Petri'nin e, beti olan Kaptan Lefteri'yi nasıl öldürüp soyduğunu öğrenince ona düşman oluyor. Vay be demek size böyle bir yamuk yaptı. Bundan sonra ben de sizin bir kardeşinizim deyip Kefaloyalı kabadayılarla konuşup intikamcılara katılıyor. Ben de burada havada sizinleyim. Böyle demek size böyle bir yamuk yaptı bu ha diyor. Ben böyle olduğunu bilsem yardım etmezdim diyor. Yani biraz aldık şey devreye <laughs> giriyor burada biraz onda. Ondan sonra muhtemelen bir kefaloyalarla iş yapan birisi ya yakını. Yani kolay kolay çünkü diğer rukul haller kefaloyalara bu kadar hoş bakmıyorlar. Yani bir de arada rekabet durumu da var sanırım. Çünkü kefaloyalar ayrı belalı sıkıntılı adamlar ya. Muhtemelen Petri gibi de çıkıp bunlara kök söktürmesi biraz diğer İstanbul'un diğer Rum kabadayıları, halleri ve diğer e, unsurlarının kabadayı takımının hoşuna gidiyor muhtemelen. Ondan sonra e, Ester'le mevzusunu duyduğu için bu Petri arıyorlar ya Ester'le mevzusunu duyduğu için bu Selaliki kaçış yollarını araştırarak kızın evini ziyaret ediyor. Kız korkuyor şimdi hani. Limana ise beni bulur Petri öldürür diye. Polis evi tarafsut altında tutuyor. Yani gözlem altıda tutuyor. O zamanı tabiridir. Takip ve tarafsut derler. Tarafsut altında. Gözlem altıda tutuyor polis. Ondan sonra ee, tarafsut tutuyor ve ruba ahaliden olduğu için de şüpheliyorlar. Kabadayı kılıklı ruba ahaliden bir adam Ester evine geldi. Acaba petleri bir ahbabı mı? falan diye. Polis de şüpheleniyor. E, çorbacı dehşetli bir Plan hazırlamış. Bunu tatbik etmek uygulamak istiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte diyor ki biz firar durumdaki bıçakçıyı bulacağız diyor. Bıçakçıyı diyor Ardavutköy'deki evime davet edeceğiz diyor. Ardavutköy'de evi varmış bunun. Orada şey der muhtemelen e, sahil tarafındaki köy Oradaki evine e, davet edecek. E, ve o sırada da Argiri Papazi adında bir Kefalonyalı külhabbeyi bunun evinde pusu kuracak. Evinde saklanacak. İşte şey eve savunmasız bir şekilde geldiği zaman Petri bu Argiri Papazi bunu öldürecek. Böyle bir plan tertiplemiş bu kafada. Bunu da Ester'e anlatıyor. Esther'i kullanarak yapmak istiyor. Çünkü Petri'ye ulaşabilecek tek kişi o. Sevgilisi yani son sevgilisi. 1876'lı sonları muhtemelen Yine Kefaloyyalılar e, artık Kefaloyalıların düşmanlarından, hasımlarından mı duydu yoksa başka birileri mi üfürdü kulağına meçhul? Bu suikast planı Galata canavarının kulağına ulaşıyor bir şekilde. İşte böyle e, bu filan çorbacı sana böyle bir plan hazırladı. Esleri de araya katıp seni Arnavutköy'deki evine çağıracak. Orada da Argiri Papaz diye bir Kefaloyalı külhan beyi var. Seni öldürmek için pusu kuracak evde. O sırada seni öldürecek. Bir gece çıt ses çıkarmadan hani o tulubacı şıpıdıkları var. Eskiler tulubacıları giydi özellikle. İsmi şimdi aklıma geldi. tulubacı şıpıdıkları diyorlar böyle. Terliğe benziyor. Çok hafif çok ince bu. Pisi pisi diyorlar yani bale ayakkabısı gibi. Onun gibi düşünün böyle ama çok ince. Fakat altında kauçuk hani şey zemin var yani kundura gibi ama çok ince. Terlik gibi. Yani ayakkabı da değil tabi. Yani Kirlik gibi altı biraz kalınca bu topuna bastığı şıpıdığı çıkarıp koşuyor yangına koşuyor tulumbacılar. Hani bahsettiğim o pratik yöntem var ya bu işte tulumbacı şıpıdığı. Ses çıkarmamak için tulumbacı şıpıdıklarını özellikle çıkararak yalan ayak yürüyor. Bir de böyle bir tedbiri de var. Adım sesleri duyup şüphelenmesinler diye yalan ayak toprağa basıp ses çıkarmamak için de düşmanlarla bazen böyle yaklaşabiliyor. Şey bıçak çipetli. Yani bunun böyle pratik bir yolu da var. Ondan sonra Kefalonyalı ile çorbacı ee, eve giriyor sessizce. Önce kefalonyalıyı sonra çorbacıyı bıçağıyla haklıyor. Buna kuvvet edemiyorlar. Bu ikisini de öldürüp geri kalpleri de bıçaklayarak kayıplara karışıyor. Artık korkulu ve dehşetli hadiselerle arılıyor ve anneler çocuklarını Petri'yle korkutuyorlar. Uyumazsan seni Galata canavarına veririm. Galata canavarı Petri'ye veririm diyorlar. Galata canavarı Petri'ye ne çıkıyor bunu 1870'lerde e, ee, polis takibatı arttırıyor. Ondan sonra Petri'nin yine tabi adam aranıyor ama şimdi kanı da kaynıyor sürekli böyle bir külhane bir damar da var. Sık sık da caddeye kemere çıkıp böyle mekanlara falan giriyor. içiyor, eğleniyor falan böyle işte. Kadın dalgası dulgası ya da işte umumaleler falan. Yine caddeye kemere çıktı esnada. Bir polis memuru Petri'yi tarıyor. Nereden tarıyor diyeceksiniz. Hani Ester polise şey zaptiyeye ifade vermişti ya. Petri detaylı e, eşkaliyle eşgaliyle ilgili. Kargalı Raif polis memurunun ismi zaptiye memurunun ismi. Petri caddeye kemeri e çıktıysa da bunu yolda görüyor. Ester'i verdiği eşgalden ötürü tarıyor. Peşine düşüyor. Yani hiç ama vur ya da kaç falan demiyor. Peşine düşüyor. Hadi. Ki muhtemelen biliyor da yani kurnazlıkla vesaire hani yakalanabileceğini sadece. Ses çıkarırsa kalabalığa karışabileceğini falan tahmin ediyor. Peşine takılıyor bunun. Ondan sonra Petri e, polisin peşinde olduğunu görünce son çaresine başlıyor. Sahte Avusturya kimliğiyle Rusya sefaretine sığınıyor arkadaşlar. Yani Rusya elçiliğine sığınıyor. Biliyorsunuz o dönem başkent İstanbul Büyükelçilikler de İstanbul'da. Rusya Büyükelçiliğine sığınıyor. Avusturya kimliğiyle. Ve o dönem kapitülasyon devri olduğu için yabancı tebaadan kimselere Osmanlı polisi dokunamıyor. Yani şimdi ne saçma şey öyle şey mi olur diyeceksiniz ama işte kapitülasyonlar ayrıcalıkları şeylerinden birisi özelliklerinden birisi de bu. Ben Fransız tebaasından biri bir cinayet işledim. Beni mahkeme normalde mahkeme yargılamalı değil mi orada? O çoğu ben orada işlediysem. Fransız mahkemesi şey yapıyor ve çoğu zaman yabancı uyruklu kabadayılar bu e, Külhan Beyleri bu kapitülasyonların şemsiyesi de faydalanıyor ki Fehim Paşa olayını anlattım size zaten. Onun biraz da Beyoğlu'da Galata'da bu kadar kök söktürmesi nedeni de o. Kapitülasyon nedeniyle dokunulamayan kabadayıya Fehim Paşa bir görüşsün diye Fehim Paşa dokunabildiği için biraz öyle nam salıyor. Benzeri durum burada da var. Ondan sonra Rus sefareti de şimdi bilmiyor durumu. Hani ulan geç bir oğlan geldi ya yani 20 yaşları başında bir çocuk geldi. Bize şey çocuk değil de hani anladın mı yani 20 yaşları başında bir delikanlı geldi. Ee, bize sığınmak istiyor. Avusturya kimliğiyle bize geldi. Bize sığmak istiyor. Ondan sonra e, ee, Rus sefareti bakıyor. Hadi ee, Osmanlı Tabi Petri sığınıyor ya polis de bunu takip ediyordu. Polis hemen karakola haber veriyor. Karakoldan polisler geliyor. Petri'yi almak istiyorlar. Şimdi Rus sefareti de işte sadece adamı kimliğini biliyor tamam mı? Hani cinayet minayet diyorlar. Tam bilemiyorlar hani o iletişim sağlanamıyor arada. Bürokratik yollarla teslim etmesini istiyor resmi makamlar Petri'yi Rus elçiliğinden. Bunlar diyor ki bu iş bizim başımıza kalmasın diyorlar. Tam şey işte yani. Osmanlı Rus Harbi ee, şey patlak verdiği patlak vermeden hemen öncesi muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı Rus Harbi patlak verdiği zaman elçilikler ülke dışına gönderiliyor ya, gönderiliyorlar. Can Romantik Asi. Başkanım hoş geldin. Sağ olasın Koca Arnavut. Yüz bittik şey bağışın için eyvallah sağ olasın. Hoş geldin. İyi başlandı. Diyor ki hadi Rus sefareti muhtemelen ortalıkta karışacak. Ulan ben Petri'yi hadi Avusturyalılar elçiliğiyle gönderelim de hani bizden çıksın olay diyor. Petri'yi ee, Avusturya elçiliğiyle yolluyorlar. Ve nasıl biliyor musunuz? Bazı yerlerde Galata'nın altında türeller varmış. Bu türellerden biri vasıtasıyla çıkarıyorlar şeyi Petri'yi. Avusturya elçiliğiyle yolluyorlar. Avusturya elçiliğinde kaldığı esnada Petri orada Raguzalı Nikola adında bir kavas yani elçilik görevlisiyle e, tanışıyor. Ki bu Raguzalı Nikola ile Petri'nin bir fotoğrafı varmış. Fotoğrafın orijinali hiçbir yerde bulamadım. Muhtemelen Reşat Ekrem Koçu'nun terekesinde olmuş olabilir. Ortaya çıkanabilir. Bilemiyorum. Fakat Sabiha Bozcalı'da yaptığı bir tavsiri var. Raguzalı Nikola ile şey, bıçakçı Petri'nin bildiğim kadarıyla o yani, orijinaller fotoğrafı yok. Şey tahsil var ki İstanbul ıı, e, zaten biliyorsunuz Sabiha bozcalı vesaire hep çizimleri var, Tasvirleri var böyle. Yani doğrudan fotoğraf yer almıyor çok çoğunlukla. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Ee, bu şimdi hani oğlan bu oğlan, oğlan muhabbeti de var ya. Bu Raguzalı Nikola da Kavas yani elçilik görevlisi. Bu da biraz külhali beşlet birisi. Raguzalı zaten. Bu da şey yani Uskok yatağı. işte İzbandut yatağı oralar. Buna Karca'yı takıyor. Şey, i̇şte şimdi bekçiden hallice bağlı. Bu da pazu pençe sahibi bir adam ya. Petri ile ahbaplık etmeye başlıyorlar değil mi? Siz anlayın gerisini. Ondan sonra e, bu genelde kalyoncu kulluğu meyhanelerinde sürtmeye gidiyorlar birlikte. Eğlenmeye, kafa çekmeye. Şimdi biri diplomatik görevli ya. Öbüründe de hani Avusturya şeyi var, kimliği var diplomatik dokunulmazlık altında olduğu için kimse bize dokunamaz diye düşünüyorlar. Ondan sonra elçilik cidden Petri'nin şey hani katil olduğuna ihtimal vermiyor. Petli diye biri olduğunu bilmiyor. Avusturyalı bir vatandaşımız bize başvuru diyor. Bunu diyor biz bir şekilde diyor Tresli'ye gönderelim diyor Osmanlı'ya vermeyelim diyorlar hani. Hep böyle bakıyorlar ya mevzuya genelde böyle ters sallıyorlar ya genelde. Ondan sonra resmi göstereceğim size. Koruyu anlattıktan sonra bitirdikten sonra fotoğrafları göstere fotoğrafın göstereceğim. Fotoğrafın tasviri göstereceğim. elçilik diyor ki biz diyor pet diye işte oradaki adı neyse artık bu vatandaşımızı bir iki gün içinde Tresti'ye göndereceğiz. Gebi gelene kadar da oyalayın, oyalayalım bunu diyorlar. Hem devleti aileyi oyalıyorlar hem de şey Petri'yi. Hani bir an önce Osmanlı'dan uzaklaşsın diye. Yoksa tutuklanacak. Cinayet minayet vukuatlarını bilmiyorlar bunun hani. İkna edemiyor de. İşte Osmanlı kesin bu Türkler uyduruyordur. Masum bir vatandaşımıza el atmışlardır diye düşünüyorlar. O dönem böyle yani. Balkan Savaşı zamanında da hani böyle. Balkanlarda korkunç varca yaşadıkça kendi gazetelerinde işte Türkler bunu bunu yaptılar diye propaganda haberleri çıkıyordu maalesef. O dönemde de çok farklı değil. Neyse. Petri'nin aklında tek bir şey var o istihada. Ne diyeceksiniz? Hani Petri e, Peruz adında bir kızı kaldırıp Dolap Dede'deki kulübesiyle, Bostan kulübesiyle götürmüştü. Hatırlıyor musunuz? Hani bir, bir an önce bahsettim. E, bu kız e, o gece işte, kulübesiyle götürdüğü gece bu kızın bir fotoğrafı çıkarttırmış. Resmini çektirmiş yani. Muhtemelen kendine saklayacak hani. Hatıra. Böyle hani kartpostallar falan var ya böyle işte cıbıl kadınların eski siyah beyaz fotoğraflar oluyor. İşte şey kartpostalları falan var. Margaret'ın, Fey Paşa'nın aftosu. Bu doğru gibi bir şey. da resmini çıkarttırmış ve kulübeye gitmek istiyor Petri. Kaçmadan diyor onu resmini alayım diyor Peruz'un. Ve gece vakti resim almaya kulübeye gidiyor. Öyle kaçacak İstanbul'dan. Lakin şans bu ya. Kulübeye gireceği esnada kulübeden çıkan polis memuru Kargın'ı Raif ile burun buruna geliyor. Şimdi Kargın'ı Raif bunu takip ettirmiş işte ve bir istihdak yaptırmış. Muhtemelen şeyde ee... ne derler kulübesinde bekliyor hani orada yatıp kalkıyor. Petty nasıl olsa bir gün buraya gelir diye. Ve şey bilgisine sahip bir de muhtemelen. Esther'i hani konuştururlar ya resmi çektirdi falan. Bu adam para verip resmini çektirdiyse bu kızı bu resmi almaya geri gelir diye de düşünüyor muhtemelen. Petri kulübesi de şeyde pusuya yatmış bu. Orada yatıp kalkıyor. Kargılar bir bunu burada geri veriyor. Hemen o kulübeli orada Bostan Kuyus yanında ya, ee, pusuya yatarak çıkışını bekliyor. Kendisi de tarayıp caddeyi kebirde kovalayan diye görüyor uzaktan. Ee, yani öyle ki hani bu içerideyken oraya girip çıkarken da orayı gözlemlerken görüyor bunu. Hemen bostan kuyusu da saklanmış. Kulübeyi gözlemlemeye başlamış. Kargılı Rayf orada ya me memuru tanıyor. Aha diyor bu benim peşime takıldı. Sonra büyükelçiyle bunu yüzden sığındım ben diye. Tanıyor adamı. Yine terliklerini çıkarıyor. Şıpıdıklarını pardon terlik değil. Tulumacı şıpıdıklarını çıkarıyor. Sessiz sedasız kedi gibi hiç ses çıkarmadan atırsızı sessizliği dadeta adeta. Arkasından gidiyor. Ee, zaptiye memuru kargılı Raif Bey orada şehit ediyor. Yani kalbinden vurarak bıçaklıyor orada. Onu da öldürüyor. Şehit ediyor yani. Ve o zaptiye bizde o polis memuru orada. Ee, sonra hiçbir şey olmamış gibi Kalyoncu kolluğundaki meyhaneye dönüyor. Şeyin yanına. Ee, vardı ya hani Raguzalı Nikola'da da Kavas var. Avusturya sefaretinde elçiliğinde görevli. Muhtemelen resmi alıp geleceğim diyor o da. Sonra da Kalyoncu kolluğuna dönüyor gerçekten. Hiçbir şey olmamış gibi Behariye, Kavas ahbabının da geliyor. Ertesi gün Troll vapurda binip Trestia'ya gidecek gitmeden bir hatıra fotoğrafları çekildikleri söyleniyor diyor. Ee, Reşit Ekrem Koçu. Bu fotoğrafa ulaştı mı ya da tahsiline mi ulaştı bilmiyorum ama fotoğraf gibi çizilmiş, tahsil edilmiş bir resim vardır İstanbul Asiklopedisi'nde. Ben o resmi size göstereceğim. Çizim. Sabah ee, Sabiha Bozcalı'nın çizdiği bir çizim. Avusturya sefareti görevlilerinin nezaretinde yani elçilik görevlileri nezaretinde Avusturya bayraklı Tirol vapuruna binerek denize açılıyor Petri. Tam Çanakkale'den çıkacakları esnada, çıkacakları sırada kimle karşılaşıyorlar arkadaşlar vapurda? Tahmin edin. Esterli. Eşgalini veren Yahudi kız. O da Selanik'e gidecek ya. İşte Tresta vapuru. Hani Avusturya gemisine bakmaz diye düşündü muhtemelen ve Petri'nin durumunu da bilmiyor. Bilmeden o gemiye binmiş bulunuyor. Petri görüyor şeyi bu. Kızı tanıyor uzakta. Petri'de de öyle bir şey var bak. Hasmır'a genelde uzaktan tanıyor. Bunu hiç fark etmiyorlar. Bu kalabalıkların içinde de sessiz sakin kıyı döküşünü görüyor. Gözü kestiriyor ve gece sessiz sakin hiç ses çıkarmadan gidip işini görüp öyle dönüyor. Korkuç bir cani bu. Galata, hani Galata canavarı diye namı almamış boşuna. Gece vakti Ester'in ee, kabarası da süzülüyor. Kaldı odaya süzülüyor. Önce Yüzüne yastık bastırıp sesini kesiyor kızın. Sonra da kalbinden bıçaklayarak öldürüyor gene. Alameti farikası ya oğlum. Bu kızı vurup çıktığı sırada elinde kallı bıçakla bunu görüyor bazı yolcular. Tutmaya çalışıyorlar. Bu direkt keskiyi fora edip işte yaklaşını yakarım falan filan. Rumca küfürler, Türkçe küfürler savuruyor. Boğaz'ın sularda atlayıveriyor. Yakalayamıyorlar bunu. O kör karanlıkta da boğulup gittiğine hükmediyorlar hadi. Boğaz'da nereye çıkacak adam. Hatta Zaptiye dosyası da öldü kadro düşüp dosyayı da bahsede kaldırmışlar. Dosya kapandı. Galata canavarı ölmüştür. İşte Galata e, canavarı Nabi ile Baruf e, bilmem Veledi Petridam Şaki işte filan mıntıkada işte denize atlamak suretiyle yolcuların da elinden kaçıp ve dahi e, boğulup ölüp gittiği düşünmekleri yazmışlardır yani. Şeye kaldırmışlar. Bahsede kaldırmışlar. Karda düşünüp. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. E adam şimdi adalı Rum abi. Yani denize geçmiş ömrü. boğulur mu herif orada? Abi bir kaptanın teknesinin ardına bağlı saddala yakalıyor. Tesadüfen orada savrulurken akıntıda bir kaptanın teknesiyle geçiyor. Teknenin arkasına bağlı bir sandal var. tutuluyor. Sandala tırmanarak kurtuluyor Petri. Ve e, kaptan Giritli. Giritlilerin gemisine çıkıyor. Giritli gemiciler tarafından Sisav'da bir balıkçı köyüne bırakıyorlar bunu. Burada Kiryako adayla yaşamaya başlıyor. Ben adım Kiryako'dur. Adalardan geldim deyip çok üstünü örtelem, üstünü şey yapmadan, dışarımeden burada ee, yaşamaya başlıyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Konunun rehaveti anlatayım, bitireyim, döneriz muhabbete. Ondan sonra burada ee, bir başka fahişe bunun aftosu oluyor. Onunla düşüp kalkıyorlar. Tabi bu esnada dönemin iletişim olarakları biraz sınırlı. Hani istihbaratları sağlam ama şey gibi değil. Twitter timeline'ı gibi düşünmeyin yani. Birini aramak istediğin zaman çok kolay hani haber salabilirsin ama ee, Petri başına ne geldiğini bir tek polis biliyor. Çünkü vapur bildiriyor. Telgraf çekiyor vapur. Petri burada ortaya çıktı. Ester'i öldürdü. Vapura atladı öldürü düşürüyorlar. Yani kurtulmasına imkan yok diye yazınca polise kaydını öyle düşüyor. İstülü örtülemeden, araştırmadan. İşte Petliram Şaki ölmüştü diye dosyasını kapatıp bahsede kaldırıyorlar. Hadi. Tamam mı? Kefaloyaları yarısı bunun öldüğünü duyuyor. Yarısı da bunun öldüğünden habersiz. Sadece haber gelmiş bunlara. Petri İstanbul'da diye. Tamam mı yani? Petri'nin öldüğünü falan bilmiyorlar. Ve Limalılarda aramaya devam ediyorlar Petri'yi. Bu gruplar halinde arıyorlar Petri'yi. Kan devam ediyorlar. Ondan sonra ada ada gezip Petri'yi arayan gruplar var. Kefaloyalı kabadayılar. Tamam mı? Ondan sonra işte bu adaya gelen Kefaloyalılardan bir şekilde fahişe haberdar oluyor. Ya haber bırakıyorlar oraya Petri diye birini şu eşkali oyan Petri adında birini görürseniz haber verin diye ya da ee, başka bir aracılığıyla duyuyor kadın bir şekilde haberdar oluyor. Petri'ye haber veriyor. Kadın e, eski kırıklarından, dalgalarından birinin aracılığıyla Petri'yi Aylaroz'a kaçırtıyor. Aylaroz'u biliyorsunuz. Balastır. Balastırlar adası. Yani Balastırlar bir de keşişler adası. Yani er, kadın giremiyor bu adaya hiçbir şekilde. Balastır keşişleri yaşadığı bir ada. Aylaroz. Hatta Aylaroz kadısı diye meşhur bizim bir komedi eserimiz vardır. Hani klasiklerden bilirsiniz. Aylaroz'a kaçırtıyor. Hani Ula keşişlerin olduğu yer. Kimse orada araba diye düşünüyorlar muhtemelen. orada kaçırtıyor. Petri Aylaruz'da sakal falan bırakıp başka bir isimle, isimle yaşamını sürdürüyor. 78-79 senelerine kadar burada saklanıyor Petri. Sakal bırakıyor. Keşiş kılığında takılıyor burada. Hala özel bölge değil mi? Evet. Şimdi Kefalonyalılar bir öğreniyorlar ki Petri'yi en son ee... Sisam Adası'nda görmüşler. Sisam Adası'ndan kaçarken görmüşler. Bir fahişe aftos tutmuş. Bunu öğrenince diğer külhanelerden vesaire. Bunlar da kendi ağları var ya istihbarat ağları var yani. Haber alabiliyorlar yani. Bilim araydıklarında vay sen de şuralı şu musun falan diye böyle oturup içki içip konuşabilecekleri de bilgi alabilecekleri insanlar var. Yani yer altı altı kültürü deyince aklınıza bu gelsin öncelikle. Ondan sonra. Evet 3-4 sene de oluyor? Dur daha devamına dinleyin bak. 1878-79 senelere kadar Petri e, sakal bırakıp şeyde takılmayı sürdürüyor. E, adasında. E adadan kaçış hikayesi bir şey duyulduğu için dedim ya. Kefalo bunu arabayı sürdürüyorlar. Ama nerede olduğunu bilmiyorlar tabii işte. Bakıyorlar bütün adalara şeylere. Bir tanesi Aylaroz'a geliyor. Hani bir kişi. Ulan olmaz ama belki buralarda geçmişiz diye düşündü herhalde. Aylaroz'a geliyor. Ondan sonra işte içtiği yerde bu muhtemelen liman mıntıkasında Petri'nin dostlarından birini ayartıyor. İşte diyor bak diyor bu Petri diyor bizim böyle kaptana hayallik etti, ihaletlik etti falan diye anlatıyor muhtemelen. Adam şey Petri'ye sırt çeviriyor. Tamam diyor ben size yardım edeceğim diyor onu yakalamanızda diyor. Pusu kuruyor bu ee, şey. Ee, Petri rahbaba aracılığıyla bu kefaloyalı Petri'ye. Ama tabii tahmin edeceğiniz üzere Petri bu ikisini de pusuya düşmüyor. Bu ikisini de bıçaklayıp gene kalplerden bıçaklayıp bakıyor ki kulübeli içinde hareketlilik var. Şıpıdıklarını çıkarıyor. Sessizce gidiyor bakıyor. ha kefalonyalı. Şu kefaloyalı tipi var herifte. Kaptal adamlarında. Ha bu bu da bizim ahbap işte. Belli ki iş tutmuşlar. Tamam diyor. Kalplerinden bıhılıyor ikisini de. Ondan sonra ve Ayran Uzan da kaçtıktan sonra çünkü sakallı petlerin bizim öldürdüğü bilinecek ya artık. İstanbul'a dönüyor seneler sonra. Kürtçü hesabı. Tilkini dönüp dolaşıp geleceği yer. Kalyoncu kolluğunda o en son ayrılırken Raguzalı'yla içtikleri beyhale var ya kallocukulluğundaki kolluğundaki. Oraya geliyorlar. Adamı yeniden bulmak niyetinde. Yanında kalacak. Onu yanına sığıracak. Ahbaplıkları var ya. Adamı tesadüfen orada içerken buluyor Raguzalı'yı. Ama şöyle hani uzaktan görüyor. Aha diyor bizim Raguzalı ahbap tam yanına gidecek. Bir bakıyor ki adam tesadüf Petri'yi çekiştiriyor. Ondan sonra hadi şey fotoğrafını falan gösteriyor. Oğlum diyor muhtemelen ve edepsizce konuşuyor hakkında. Fotoğraf çekildikleri fotoğrafı da gösteriyormuş orada. Bu fotoğraf detayını bu şekilde eklediğini düşünüyorum ben Reşat Ekrem Koç'un. Yani orijinali ulaşamadı ama onunla ilgili bir bahiste geçiyordu bu. Bir foto fotoğraf, çekildikleri fotoğrafı gösteriyormuş etrafındakileri bu Raguzalı, ee, Kavas, Ondan sonra şey, Petri de bu etrafındaki de fotoğrafları gösterip kendisini de çekiştirirken görüyor. Nasıl çekiştiriyor? Oğlum siz bu işte Petri'den korktunuz zaman benim aguşumda yattı, o, kolumuz kanadımızın altında simirdi falan diye böyle yedim, böyle bitirdim diye anlatıyor ahbapları da adam orada hani anlayın artık hani. Ha, Petri tez bunları duyuyor. Vay diyor. Böyle mi? İşte resmi göstererek anlatıyor ya bir de Petri. Petri'nin Ay. At mimar. 1. ay aboneliği. Vasil bir sabit hediyesi. Vasil bir sabit. Çok teşekkür ediyorum hediyen için. At mimara. Hayırlı olsun aboneliğin at var. Teşekkür ederim. Desteğiniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Vasil bir sabit her şey. İsmail Ak. Yani daha nasıl anlatalım? bu Petri böyle yedim. Yedim Petri'yi ben anladım bu falan diye aldatıyorken arkadaşlarına da Raguzalı Bu Galata canavarı daha şey kapıdan girer girmez tabancasını çekip Raguzalı kavası kalbinden vuruyor çat diye böyle. Adam şoka uğruyor zaten. Petri kimdir bu falan hani ne oldu derken şaşkınca bakarken Petri tabancasını çekip çat diye kalbinden veriyor bunu. Seri 1880. Gene kayıplara karışıyor bıçakçı Petri. Ondan sonra şimdi Petri dam saldığından ve korkulan bir şehir olduğundan ee, hani korkulan bir şehir eş, şehir eşkıyası ve dam için ya karşıdakini sindirip korkutarak yani öldürür seni adam hani beni saklamazsan çoluğunu çocuğunu keser diyor falan hani, mı korkutarak ya da ulan bundan da bir fayda sağlarız hani namından çıkar yürütürüz diye külhane ya diye saklanacak yer bulabiliyor genelde kendine. Nitekim Kule dibinde Galata'da Galata Kulesi dibinde Kule dibi mahallesi derler oraya eskiden. Bir başka umum haliye saklanıyor. O var ya taş merdivenler var hani. Onun orada. Oraya saklanıyor. O sene ee, çıkan bir yangın sorucu ya yani o sene çıkan bir yangın sorucu 1880'de yangın çıkıyor orada saklanırken yanında takıldığı saklandığı Ali adında bir fahişe var. Hem Ali bu faşi hem de burada edildiği Ahilya adında bir dostuyla birlikte büyük çekmece taraflarında bir Rum köyüne saklanıyorlar yangından sonra. Hani bizi burada bulamazlar falan diye saklanmayı sürdürüyor çünkü. Ya, polis arıyor hep kefaloyyalılar. Bu Ahilya şeyi değil yani. Ee, Veledi Ahilya diyorlar ya babası babasına. Hristos'un babası olan ahilya değil. Başka bir Ahiliye bu. Onu söyleyeyim başkan. İzleyenler belki fark edip okuyanlar olur onun için. Bu hale gelelim Kenan arkadaşlar. Bazen ben eski dilde konuşabiliyorum. Şey hani yazarsanız açıklarım ama kusura bakmayın. Hadi. mesleki deformasyon. Ondan sonra büyük çekmece taraflarda bir Rum köyünde saklanıyorlar. Ki o zaman işte anarşa falan var ya bu Gürpınar eski o köyler orada Rum yerleşkeleri falan var. Ama İstanbul değil. Oralı halisi hala İstanbul'a inmek tabirini kullanır. Hani böyle şey, şey dışı ya. Ondan sonra. Şimdi bu biraz e, görül meselesi değil bu arada. Hani Alika Karakaşı Karagözü için yani ya, eli yüzü düzgün ama onun için e, saklamıyor Galata canavarını. Galata canavarını tanıyorlar ve biliyorlar ki biz bunu öfkelendirirsek, ters gidersek canımızı öderiz. Yani hiç şakası yok. Sevdiği kadını da hasımlarını da polise vuruyor bıçaklıyor ve yakalanamıyor yani. Korkunç bir cani. Ondan sonra Petri köyde takılırken işte böyle malzeme mi almaya gelmiş artık? Erzak gittiğinde kendi arasında balıkçıların muhabbetine kulağa takılıyor. Bir Peruz ismi geçiyor. Bir duyuyor abi böyle. İşte Peruz diye bir kantocu çıkmış. Meşhurmuş falan. Ballarını bacağını sergiliyor bir sahnede aradım mı? Bir gün böyle parayı parayı vurup diyor kırıp gitsek mi biz de aradım mı? Görür müyüz falan filan. Konuşuyorlar aralarda muhtemelen. Peruz ismini kafası kafasında şafak atıyor şey Pettin'in. Bu acaba benim seneler evvel diyor gönlümü kaptırdığı Peruz mu? Belki odur. Balıkçılarla muhabbeti e oturuyor. İşte selam, selam kelam nedir ne değildir ben de perayı bilirim dolaşırım orada. Bu peruzu ben de merak ettim diyor siz anlatınca diyor. İsterseniz gelin diyor birlikte bir gidip seyredelim şu peruzu diyor. Ve o balıkçılarla birlikte soluğu Pera'da dağılıyorlar dedi yani Galata'da. Avrupa tiyatrosu var. Orada sahne alıyor Perus. Meşhur kantocularımızdandır. Abi perüz sahneye çıkıyor. Kantoyu bilirsiniz yani bu. Durhan Damcıoğlu'nun şarkıları var ya yani, hani. Ayrı bir kılıkla çıkar kantocu. Hopla zıplaya böyle komik sözleri, şarkılar söyleyerek danslar eder. Bu komik yükteli sözlü şarkılara kanto, şanttan geliyor zaten. Kanto diyoruz. 1920'lere kadar sürdüğünü bildiğimiz bir eğlence biçimi. Bugün günümüzde hani temsili bir şekilde hani yaşatılıyor. İşte Nurhan Damcıoğlu söylüyor. Rahmetli Huysuz Virjin bir temsilcisiydi. Ki Virjin adını da meşhur Virjin'den almıştır kantocu. Ee, küçük şey küçük Virjin. Şeyin e, rahmetli Adile Laşit'in kantocu. Böyle bir alt kültürü var. Kanto ile ilgili de ayrıca program yapacağım. Kitaplar, kaynaklar, de anlatacağız burada. Yangını var, yangını var. Ben yarıyorum. Ha işte o şarkılar. Ya da meşhur. Batmazel bana verir misin elimi falan. Cem söylüyor söylüyordu yani Demet Evgar'la. O kanto işte mesela. Ya karşılıklı tiyatro gibi canlar duruyorlar. Ya da bir kadın tek başına çıkıp kanto söylüyor işte. Huysuz virjin gibi. Katir bakası biçemez ah biçemez diye. Hah. Hani belki bilmeyenler için söylüyorum. Benim izleyiciler, müdavimler biliyorlar kantoyu. Yüz bin kere anlattım ama hani ilk defa izleyecekler için anlatayım. Ha. Avrupa tiyatrosuna gidiyor balıkçılarla. Petri. Tabi çiçekli şemali değişik. büyük falan bırakmış muhtemelen. Abi sahneye çıkıyor Perus. Bayağı baldırını bacağını sergileyerek kantoyu söylüyor. Aha bu Perus o Perus. Aradığı Perus. Ve Perus kantolarını kendi yazmasıyla tanınan bir kantocu. Kaltu sözleri kendisi yazıyor. Beşur Kaltucu. Perus sahneden içip sahneden edip içki içilen kısma geçecek işte. Çünkü bazen o da olabiliyor yani. Paşazadeler falan buyur edebiliyor sofrasını. Hani Konsomatis değil de hani sadece o sanatçıyı davet ediyorlar masaya diyeyim. İçki içilen kısma geçecek Perus. Bitiriyor konseri de. Yani gösterisi de. Bu o zamana kadar bekliyor tamam Petri. Bekliyor bekliyor. Aniden karşısına çıkacak kızın. Ve ee, içkili kısma o da ediyor Ama amacı öldürmek değil. Hani Peruz'a kalbini kaptırmış. Aşık olduğu kadınlardan birisi ve bakalım beni görünce sevinecek mi? Diyor böyle sürpriz yapayım diyor. İçkili kısma o da Ve içkili kısma iner inmez beyninden vurulmuşa arkadaşlar. Peruz ee, Ahmet adında bir bahriye neferiyle sarmaş dolaş Peruz'u yakalıyor. Bahriyeliler de boylu bozlu kabadayı adamlar tamam mı böyle. Sarmaş dolaş buluyor bunları o vaziyette. Yani Peruz'u kimseye bırakmamacasına sarmış Bahriyeli. Galata canavarının gözü dönüyor. Pe Petrin. Tabacasını çekip tabancayla vurarak öldürüyor. Ortalık karışınca dışarı çıkıp birkaç el ateş edip meydan okumaktan da geri kalmıyor. Ateş ediyor havaya. İşte baçası yerde gelsin bizi haklasın vure falan diyor. Darma duman eder ve prizi falan. Rumca sövüyor falan küfürler. Meydan okuyor hepsini. Orada Külhan Bey falan da var başka kabadayı ama muhtemelen öyle bir baskı çıkıyor ki aha Galata canavarı burada da meydana çıktı diye milletin sesi sonu kesiliyor. Ve ee, e, şeyden firar edip kaçıyor oradan. Bu sahne Serbet Muhtar Alus'un 12'ler romanında da yer alıyor. Yeni baskısı yaptı Kırmızı Kedi. Muhakkak okuyun. Sayılı Fırtınalar sevdiyseniz Refi Cevat Ulay'ın. Ee, Ahmet Rasim'in Fuhşi Atik'ini sevdiyseniz. E, Serbet Muhtar Alus'un e, 12'ler romanı da çok seversiniz. Çok beğenirsiniz. Orada da şöyle bir sahnede geçiyor. Bıçakçı Petrişli Peruz'u görüp vuruyor Bahriyeli'yi dışarı kaçıyor Nara atarak. O sırada da Arabatullah başka birini arıyor sinirleniyor. Ulan bu tüyü bitmemiş kim ki diyor burada diyor bize diyor dalgamıza taşıdık şey yapıyor diyor. Dur Abdullah'a diyor bizim dalgamız başka. Başkasını arıyoruz diyor. Bunun peşini hiçbir zaman kaybetmeyelim şimdi diyor. Böyle bir crossover yaşanıyor şeyde romanda. Onu da söyleyeyim. Bahriyeli'yi vuruyor. Kızı değil. Bahriyeli'yi vuruyor. Ozanlar'dan Emre gene evet o fasif bir zarı sergiledi. Sağolsun. Peruz canını kurtarıyor arkadaşlar. Peruz ölmüyor. Petri Ferarda yine İstanbul'da da kaçacak hani. Benim artık burada olduğumu biliyorlar diyor çünkü. Bu esnada bir tane genç bunu peşine takılıyor. Hasan adı da bir genç. bunu peşine takılmış. Ulan ben buraya kalarsam ödül alırım diye düşünüyor. Ama şimdi Petri aşırı huylu bir adam. Yani biri bunu takip ettiği şey yaptığı zaman kıllanıyor. Yolunu değiştirip pusuya yatıyor. Adam öldüğünü veriyor. Bunda da ayrısı oluyor. Salı pazarı civarında bir oducu deposuna giriyor Kastel. Bakalım ne yapacak peşimden mi gelecek. Bu da bunu peşinden oduncu deposuna girince anlıyor diyetini Petri. Oracıkta kalbinden bıçaklayıp bu çocuğu da öldürüyor Hasan'ı. Geçen hafta Badan Bela'yı anlattım size hatırlıyorsunuz. İşte Badan Bela'nın Karaköy'de meşhur bir batakhanesi var. Üstü otel altı hale. Petri e, orada da takılıyor biliyorsunuz bir dönem. Ve Petri tabi şeyle e, pardon Petri orada takılmıyor. Petri'nin ahbaplarından adamlarından birisi şeyin kapatması oluyor. E, Madambela'nın. Ya düşün da öyle hani kök söktürülemeyecek biri ki lan Petri gelir beni bıçaklar mı diye düşünmüyor. Petri'nin aguşu altına aldığı başka bıçkını külhaneyi kendi avuçuna alıyor. Ama sonradan biliyorsunuz bu Külhani de şeyi e, Bela'yı aldatınca Madame Bela'yı Madame Bela bu kendisini aldattığı Rum kızı göğsünden bıçaklıyor yaralıyor öldürmüyor yaralıyor. Şeyi de kapısından kovuyor bu çocuğu. Ya düşün Madame Bela niye tehlikeli? Bu şu bu Petri ile karşı karşıya gelme durumu olan ve bunu hiçe sayan birisi Madame Bela. Erkek kapatma oluyor? Evet arkadaşlar. Bıçkın adı altında erkek erkeği ya da kadın erkeği kapatabiliyor. Kadının bıçağı varsa. Çok daha dedir kadın erkeği kapattı. Genelde erkek kadını ya da erkek erkeği kapatabiliyor. Özellikle yeri sokaklara düştükleri çetelerle İstanbul'u kapısı kavurdukları bir dönem var. 1800'lerin başı 1700'lerin sonunda. O zaman ne vakalar oluyor? Ki 1600'lerde bile ilginç olaylar var. Merak eden bizim videolardan e, Gönüller Dellaklar kitabı başlıklı videoyu izleyebiliriz. Yeniçeri Zorbazlarının marifetleri. Bola vermeyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bola şimdi değil. Konuyu alıp bitireyim o zaman vereceğiz bola. Az kaldı. Ondan sonra Petri ıı, şeye kaçıyor. Kırım tarafına işte Odesa'ya kaçıyor bu sefer. Ve yine ateşçi olarak bir gemide işe başlamış hani. Öyle kaldırmış milleti. E, gemide işe başlıyor. Gemide kefalonyalı olmadığı için kefalonyalı kabadayılar peşinde ya bu Rus gemisi rahat ederim diye düşünüyor. Rus bandıralı bir gemiyle gidiyor Odessa'ya. Ondan sonra tabi burada da rahat durmuyor Petri. Bu sefer de şey kaptanın aftosuyla sevdiği kadınla iş pişirmeye kalkınca şimdi bu kadın da kaptan da beni ele verir diye düşünerek Kürtçü dükkanı Galata'ya geri dönüyor. Çok duramıyor hani şeyde yani gemide de değil. Odessa'da kaptanın bir aftosu sevdiği kız var. Kadın var. Onunla takılıyor. Sonra işte bu iş ortaya çıkar belayla verir diye düşünerek oradan da kaçıyor Petri. İstanbul'a Galata'ya geri dönüyor. Galata'ya ayak bastığında, Galata'ya ayak bastığında, dur boladan önce fotoğrafı da göstereceğim tamam. Galata'ya ayak bastığından beri biliyorsunuz başından bela eksik olmuyor Petri'nin. Bu Galata sevdası tabi nedendir bilinmez. Ama hani çok kül hali kendini e, e, meftur etmiş bir şey sent Galata. Galata'ya ayak basar basmaz genç güzel bir kızcağız direkt Petri dikkatini çekiyor. Daha bela arıyor çünkü adam. Magdalena adında bir fahişe. Şimdi Petri malum temiz yüzlü işte sevda da çok sıkıntı çeken biri değil hala hani açıkçası. Yani i̇stediği kadını belki de erkeği de yani elde edebilecek biri. Magdalena'yı tavlıyor bir şekilde Petri. Galata'da bir çıkmaz sokakta e, evine götürmek saklamak istediğini söylüyor şey e, Magdalena biliyor anlatıyor da dur bunu. Benim peşindeyiz kimseler var işte kefaloyalılar falan bahsediyor biraz. O da diyor ki benim Galata'da bir çıkmaz sokakta evi vardır diyor. Seni bu eve götürüp burada saklayayım diyor. Birlikte eve gidiyorlar. Fakat Petre bilmediği bir husus var arkadaşlar. Bu kız aslında fahişe falan değil. Bu e, Kiryaki gerçek ismi bu kızın. Magdalena değil. Kiryaki bir Rum kızı. Öldürdüğü kefaloyalı kaptan lefteri var ya onun kızı. O kızı tanımıyor ama kız onu tanıyor. Kız onu tarıyor. Küçüklüğü de görmüş bir şekilde. Babasıyla bir liballarda bir yere uğradıklarını görmüş muhtemelen. Kız onu tarıyor. Ve Petri'nin peşine düşerleri bildiği için babasının intikamını almak üzere ekibe katılmış. Ben de Petri'nin peşine diyor. Ve Petri'yi nasıl pusuya düşüreceğini de iyi hesaplıyor bu kız. Bak şimdi. Kefaloyalılar şimdi bakmışlar. Biz bu adamı normal kabadayı yöntemleriyle öldüremeyeceğiz kurtuluyor bir şekilde. Bıçakla da ölmüyor. Tabancayla da ölmüyor. Ulan Lara basıyor be yolda. Tabancayla hava yetişiyor diyor. Başka kopuklar öldürüyor bunu. Taktik değiştirmek gerekiyor. Bunu genç fahişelere falan, falan merakı var ya. Bir kız ayarlayıp tuzağa düşürmek istiyorlar Petri'yi. Hadi ee, kızla kadının yerinden çıkarken biz onun gittiği yeri bileceğiz diyor. Mekanın içinde beklemeyeceğiz diyor. Mekandan çıkarken en hazırlıksız beklediği anda vuracağız. Hadi. Şeyde, Kurtlar Vadisi'nde hatırlıyorsunuz. Bedo karakteri vardı. Ee, Korumaları da gönderip ee, işte tabiri caizse affedersiniz kaçak et kesmeye gittiği zaman indiriyor onu şeyler. Ee, Cerrah Paşa'lı adamları saldırıyorlar. Hatırlarsınız. Bu klasik. Rahmetli dedemlerdi. çok kabadayı hep böyle kadın ayağına çok harcanmış hani böyle. Yani bir şey olmaz ya da tedbiri çok eksik gördüğü için kadın kavgasına harcanmış. Pet tavullardan birisi. Ki biliyorsunuz Fehm Paşa'da da benzeri bir hikaye var kadın hikayesi. benzeri bir kadın hikayesi kısmet şeyde de oluyor. İşte çok etkili değil ama şey hikayesinde de, de zaman zaman görüyoruz. Bizim e, ee, Tiralı galibin. Böyle bir hikaye. Seyfo dayı haklı. <laughs> Petri normalde huylanan biri ama genç bir fa yani, yani yaşça ufak bir fahişe işte görüyor. Kız bunu kandırıyor abi. Ben seni saklarım diyor. Petri da tavladım diye düşünüyor kızı tamam mı? Ben bu kızı e, pala da aynı şekilde demişti. Beli silahları belirli kim bükecek yerim. Doğru doğru. Doğru hatırlatma palanın şeyi. Palanı yakalamak için kurdukları planda bahsi geçiyor, Doğru sayıp diyordu. Güzel söz ya. Ondan sonra işte kaptanın kızı intikamcılara katılıyor. Kaptan Lefter'in kızı ve babamı katili ben de öldüreceğim diyor. Ben de artık peşinde biliyor ve bu işte gönüllü oluyor kız. Hani beni tanımaz. Ben bir şekilde ona bir fahişe gibi gördüm. kandırayım diyor. Evet çekeyim diyor. Sabah diyor benim yanımdan savunmasız bir şekilde ayrılırken diyor, işini görürsünüz diyor. Evde bu Galata'ya inen yokuşlardan birinde taştan merdivenlerden de kıyısında arkadaşlar. Bugün yerinde muhtemelen bir eğer yangına falan kurban gitmediyse o aralıklarda dükkanlar var yani ya sıra sıra taş merdivenler diyorsunuz böyle taş yüksek kaldırıp Galata kulesleri aşağı doğru. Ha Oradaki evlerden birinde. Ara sokaklara kalıyor biraz böyle her hani şey yani. Ara sokak dediğim 3-4 ev var şöyle sıra sıra. Bir çıkmaz sokak. Orada bir evde kalıyor şeydi. Tam merdivene bakan bir evde böyle hani. Çok kimse görmez kule biri diye düşünüyor Petri. Hani burada saklar beni Magdalena diye düşünüyor. Onu Kirya adında bir Rum kız olduğunu, Kaptan Lefteri kız olduğunu bilmiyor tabii. Ondan sonra Petri ile birlikte oluyorlar evde. Petri bayağı bir yoruyor kız. Öyle söyleyeyim. Birlikte oluyorlar. Petri ertesi sabah yorgun argın ve her şeyden habersiz evden çıkıyor. O esnada. Ee, Kefalonyalı Lambo'nun birkaç saattir pusuya yatıp beklemesinden de habersiz. Bakın bu çok önemli bir husus. Gene dedem anlatırdı ve ben bazı eşkıyalarla ilgili hatıratlarda denk geldim. Biri de pusu kurdukları zaman çok kalabalık gitmiyorlar. Çünkü bir yerde kalabalık birikince insan hatta hayvan da az geçiyor. O sessizlik karşı tarafı işkillendirebiliyor. Az kişi gidiyor genelde. Tek atışla edilebilecek kişi gidiyor ve saatler öncesinden gidip resmen orada bir parçası oluyor ve oradan geçen bir yabancı göz sokağa bakan biri de fark etmiyor orada dikileri çok iyi saklanmışsa. Yani evin içinde bile adam durduğu zaman eşyayla bütünleşiyor ya da ağacın dibinde pusuya yatmışsa kayarın dibinde Saatler önce sizden yattığı için oradan gelip geçen biri bir gariplik ya da başka bir kabartı şekil olduğunu görmüyor. Anlatabiliyor muyum size? Tuvalete bile kalkmazlar eşkıyalar pusuya yattıkları zaman. Beklerler yani tutarlar. Böyle bir durum söz konusu. Kefalonya'nın Lambo adı bir kabadayı. Bıçağına ve tabancası da veriyor tabi. Tabancası da tabi kurşunları yağlamış verbeleri hazır. Hadi yani ateş hazır tutukluk yapmayacak bir silah. Pusuya yatıyor tam evin karşısına kapı doğruya. Yüksek kaldırımın orası. O aşağıya yok kuleden. Sabaha karşı e Petro şeyden şey Petri evden çıkıyor. Lambo'nun tabancası var fakat Lambo kefalonyalı ya bu işin içinde rabus var. Bu herif madem bizi bıçağıyla rezil etti. Bizde rabusumuzu namusumuzu bıçağımızla temizleriz diye düşünüyor. Lambo hasmı da ecel gibi sokulup sabah körü yani yoluna giden bir adam gibi hiç fark ettirmeden sokuluyor Petri'ye. Petri, yorgun çıkmış kadın yanında. Bıçağını çekip Petri'yi kallar içinde yere yuvarlıyor. Defalarca bıçaklıyor. Ve Galata'nın o taşla, taş merdivenleri üzerine yığılıyor Petri. 28 Ağustos 1880'de Galata canavarı bıçakçı Petri öldürüldüğünde 24-25 yaşlarındadır. Zaptiye kayıtlarında onunla ilgili çok ilginç bir not düşülmüştür. Ayaklar asla çorap giymezmiş. Yumurta topuk, sivri burun, baca şıpıdığı giyermiş. Topuklarına basarak ve öldürdüğü insanları yakınlarına bu şıpıdıkları bırakırmış. İmza gibi bıraktığını söylüyor ama bu pratik. Demin de açıkladım video içerisinde. Reşat Ekrem Koçu bu eşki bu şeriri, bu kabadayının şey Külhan Bey'i diye romanını yazmış. Bunu söylüyor. Patrona Halil kitabının arkasında yazılacaktır, yazılmaktadır diye ee, romanlaştırılmış bir serserinin hayatı Pat, Bıçakçı Petri diye yazıyor. Fakat bunu yayınlama fırsatı bulamadı sanırım. Belki tehlikesi arasında vardır. Belki ilerli bir tarihte yayınlanır. İnşallah bir videoyu izleyen bir yayıncı duyar da el atar. Yayınlar. Bıçakçı Petrin'in Reşat Ekrem Koç tarafından yazılmış romanını. Şimdi fotoğrafları göstereyim. Kaparışlar hemen önce. Şimdi arkadaşlar. Ee, Rum kabadarıyla ile ilgili o kültürü, o alt kültürü tanımak için bir çizgi roman önericem size. Rebetiko. David Prudhoe'nun ayrı kotu Bu çizgi romanı muhakkak bulun. Bu Rum kabadayaları, külhallerinin hayatını, yaşadıkları şarkıları, o Rebetiko kafa yapısını çok iyi anlatıyor. Biliyorsunuz Rebetiko, Yunan müziği gibi geliyor ama değil, Yunanlarda sahiplenmez. Yani Yunan müziği de benzer Rebetiko'ya. Başka bir müziktir. Bizim doğa ezgilerini çağrıştır. Arabesk'in atasıdır bir yerde Rebetiko. İşte bu aidiyet yoksulluğu, bu eser tekkelerinde bu Rum Bangas denilen ya da Rebetiko denilen külhalilerin rebetleri dinledikleri şarkılar bunlar. O alt kültürü tanımak için bunu tavsiye ederim bu çizgi romanı rebeti koyu. Bu baggas dediğimiz insanlar da böyle arkadaşlar yani çek giyerler genelde ceketi çek giyerler burun kabadayıları. Kuşağı böyle yere sarkıtarak gezerler. Bir bassın da kavga çıksın diye genelde Arnavut külhalilere de atfedilir bu özellik. Bu şekilde geziyorlar gördüğünüz gibi. Şapkayı muhakkak yan giyerler. Bu ta bize Yeniçerilerden kalma bir adet. Azerbaycan'da bile Mesela kaçak da biri bir fotoğrafı vardır. Ünlü eşkıya oradın Koroğlu'su. Yağ giymiş kalpağı. Bu Yeriçeri kabadayılarda da var. Külahı ya şey, keçe külahı falan başlıklarda yağ giyerler böyle. Külhali olduğunu vurgulamak için. Fesi de yağ giyerler. külah Beyler hadi. Böyle işte vurgulamak için külhaliydi. Bu da bir başka bagas resmi. Tek kolundan geçirmiş ceketi. E, bu ceketi Şapkayı yağ giymiş. Kuşağını sarkıtıyor. Topuklarla basıyor görüyorsunuz. Burada da şey görüyorsunuz. Bakın omzuna ceket atmış bir kişi. Kolları da kartal kanat açmış. Ee, taş merdivenlerden şeye doğru yukarı doğru çıkıyor. Karaköy'ün orada taş merdivenlerden yukarı doğru çıkacak. Çıkıyor. Yine bir başka bagaz fotoğrafı. Bakın Rum çocuklar bunlar. Ceketini tek kolla giymiş çocuk. Rum kabadayıları gibi. Muhtemelen Dolapdere'den bir resim bu. Ya da Tatavla tarafından. Galata'lı bir fotoğrafı arkadaşlar. O zamanki Galata nasıldı? İşte böyle sokaklara e, kadınları çıktı. Işte kendilerini sergiledikleri Galata. külahları gezdi Galata. Burası şey gene Karaköy taş merdivenleri olduğu yer. Burası da tam şey Galata ama şey başka bir açıdan Galata Kulesi. Tam 1870'lerdeki Galata işte. Kuleli şekli de böyle. Bıçakçı Petrin'in fotoğraflarla da geleyim hemen. Bu bıçakçı Petrin'in Sabiha Bozcalı tarafından yapılmış resmi arkadaşlar. Vuruluyor bıçakla. Mer taş merdivenler üzerinde yatarken Galata'da bir çıkmaz sokak bir çıkmaz sokakta. Bu da bıçakçı petrinin o bir fotoğrafı şeyle birlikte çekilen fotoğrafı. Bu fotoğrafı muhtemelen aslında ulaşamadı Reşat Ekrem Koçu ama bahsi geçiyor ya işte Raguzalıyı diye vurdu, fotoğrafını gösterip ben bu petliyle böyle böyle yaptım diye anlattığı için muhtemelen tabancayla vuruyor. Bu o fotoğraf. Belki polis kayıtlarında vardır zapti arşivle zartside. Ben arşivde bulmadım. Bulabilecek biri vardır belki. Ondan sonra acaba. Bu da böyle arkadaşlar. Buradan şimdi YouTube'a veda ediyoruz. Twitch burada kalsın. Ee... Kapanışı yaparken, kapanışı yaparken e, bahsettiğim kitaplar ve kaynaklar listesini videonun altında sabit yorumda bulabilirsiniz. Başka ilginç konular, hikayeler, rivayetler dilemek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Youtube'a kesin veda bu sefer. Twitch burada kalsın. Şimdi 10 onda...